Yine birlikteysiniz. Evet, bugün ne konuşacağız? Oyuncu yazar Tamer Levent'le efendim aslında birçok konu konuşacağız. Sanatı evet konuşacağız. Erasmus konuşacağız. Thomas More'u konuşacağız. Ve Galileo'yu konuşacağız. Niçin Tamer Levent? Efendim şimdi çok sanatçı dostum, arkadaşım var ama bilgi adam olarak Tamer Levent şu anda benim için en popüler kişilerden birisi. Çünkü hangi konuyla sohbet etsek o konu sabahlara kadar sürüyor. Dolayısıyla bugün Tamer Levent'le biraz bizim taraftaki konulara da gireceğiz. Biraz da kültür, sanat ve bilimden konuşacağız. Tamer Levent yeni bir kitabı var. Aslında eski bir kitap ama Sanata Evet diye. Bunu bir şekilde size tavsiye ediyorum. Şundan dolayı yakın zamanda çok yerde Tamer Levent'i görmeye başlayacaksınız Sanata Evet'le. Ve de en sonunda çıktı kitabımız Osmanlı'nın Kalbi, Tersane-i Amire yani Tersane İstanbul, Halil Öztaraş'la yazdığımız kitap Diyanarlardan sipariş edebilirsiniz. Tamer Baba diyorum Ha canım ya. Baba hoş geldin ya, iyi misin? İyiyim Ertancığım. Ne Bu yapıyorsun bu kitap çok aralar? önemli yani sen tanıtırken de şey yaptım. Yazarken de biliyorum. Yani Ha. çok önemli bir kitap. Ne yapıyorsun? Herkes şimdi biraz önce bir şey yaşadık. Şimdi içeri benim odamdaydık. İşte çok biz danışmanımız bir hanım var. Arada sırada çok nadir olarak gelir bize. Geldiğinde direkt bana geldi. Bir şey soracaktı. Tamer Levent'i görünce camdaki kızdı. Bu tabi dizi olayı o kadar hayatın içine girdi ki. Dün de mesela bir markete girdim. Selimpaşa'da bizim. Boş artık yazlıkçılara gitmiş filan. Girdim. Orada girer girmez de oradaki kasiyer kızcağız da Derune, en Derune dedi. Bu da, bu daha önce Güzel. oynadım. Tamam. Bir Laz Kaptan vardı. Onun Tamam. lafıydı. Derune, en Derune diye. Şimdi hoşuma gidiyor. Yani demek insanın kafasında böyle bir simgeleşme oluyor, değil mi? O Derune en Derune ile hatırlıyor Tabii. mesela. O camdaki kız dedi. Aa camdaki kız dedi filan. Yani hoş bir şey. Demek ki dizi insanların bu kadar hayatına girmiş durumda. Bunu yani pek çok yerde de zaten şahit oluyoruz yani Bir de bir karşıya. belki genele çok yayılıyor. Evet. Tiyatro öyle bir şey değil, değil mi? Evet, tiyatro. Tiyatro Mesela daha... işte biliyorsun ben Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü de yaptım. Ve bir yani Türkiye'de 800 noktaya buraya köy, kasaba, ilçe falan da dahil olmak üzere yani sadece iller değil. Bulduğumuz sahnelere turne yaptığımız yaz turneleri dönemleri olmuştu. Toplam bir bakıyorsun 5 milyonu tutuyor yani. O da zor buluyor bulursan. O da zor buluyor. 5 milyon bizim diziyi bir gecede 2,5 milyon insan izliyor mesela ortalama. Belki daha Tabii. fazla. Şimdi değil mi? Ratinglerde de çok Evet, iyisiniz. Evet. reytingler de çok iyi. Şimdi o zaman bu işlerin kalitesine önem vermek lazım. Yani dizi demek ki ciddi bir vaka. Yani işte soap opera, sabun köpüğü, şu bu, işte eve giriyor, vakit geçiyor. Tamam da o eve girip vakit geçirtmesi de yabana atılacak bir şey değil. Demek ki insanlar bu kadar etkileniyor ki hatırlarında da kalıyor bu Tabii. dizi. O, yani dizilerle çok şey de taşınabilir diyorsun Evet, o zaman. Tabii. tabii. Onun için dizilerin hem senaryo yazımı hem oyunculukları bence çok çok önemli yani üzerinde durulması gereken bir sorumluluk alanı diye düşünüyorum. Evet sevgili dostlar, bu videomuzda da İstanbul'un çeşitli yerlerinde mağazaları ile hayatımızı renklendiren, güzelleştiren, bize duygu katan İstanbul çiçekleri ile işbirliği yapmaya devam ediyoruz. Şimdi ben şöyle bir şey oldu. Yani seni tanıyınca genelde şöyle oluyor. Yani ki çok nadir arkadaşlarım. Yani biz de yaşça büyük olduğumuz için artık onlar da kendilerini artık daha işte baba rollerinde, daha büyük rollerinde, akıl olarak da daha çok ombudsman Evet. taraflarında görüyorlar. Şimdi birkaç kişi veya da yani bunlar parmakla sayılacak kadar insan. Bunlardan bir tanesi mesela Mazhar Alanson'dur. Yani onunla da program çok yaptım ben. Bir de çok eskiden tanırım. 84'te Erevizyon'a katıldığımızda filan.
Yani mesela her konuda konuşamıyoruz sanatçılarla. Bir belki bu bir, yani şöyle olabilir. Sanat konusunda konuşmaya başladığımız zaman konuşabilirsin. Tamam, hani rol konuları falan. O da yani sanat... Ama şimdi sende şöyle bir şey var. Yani ben bugün hani aklımıza ne gelirse sanattan tut bilime kadar işte hani kültürden hani bunlar zaten olması gerekli bir şey gibi gözükse de güncel hayata kadar her şeyi konuşabiliyorum. Yani ama sen şimdi tiyatro oyuncusu deyince sanki rol yapılıyor falan gibi ama buna sahtekar. Sahtekar adam. Ya benim sen tabii bildiğin için söylüyorum. Erdal Küçük Kömürcü benim halamın oğlu. İki kardeşim de devlet tiyatroları sanatçısı benim sevgili dostlar. Bizim benim küçüklüğümde tiyatro oyuncusu olacaklara köçek mi olacaksın derlerdi. Tabii, çok güzel. Sen önce bu konuş, bu giriş üzerine ben bir program boyunca konuşabilirim ama kısalıp keselim. Şimdi sanat kavramını biz yanlış anladık. Çünkü biliyorsun işte habire konuştuğumuz Rönesans dönemi, o zamanın bugün de üzerinde konuşacağımız kişiler, o döneme ışık yakmış kişiler var. Bunların hepsi, mesela Asimov benim kafamı karıştırıyor zaman zaman. Belki de iyi oluyor kafanın karışması. Isaac Asimov. Isaac Asimov. Evet. Çünkü ne diyor? Asimov diyor, zaman diye bir şey yok. O insanların hayatı ölçmek için uydurdukları bir birimdir diyor. Doğru söylüyor aslında. Doğru söylüyor. Çünkü öyle yaptık. Ha öyle yaptık tabii. Bir birim koyduk. Tabii birim koyduk. Ama matematize ettik yani. Ha, ama evet. Mesela ben de belki kafamda böyle bir nesnel düşünme eğilimi vardır benim. O zaman diyorum nasıl biz mağaradan çıktık buraya geldik? Bu bir zaman tarif etmiyor mu? Tabii. Değil mi? Onun içerisinde bir zaman var. Yani şuradan bakıyorum mesela şimdi karşımda bir ovadan bir yamaca dizilmiş binlerce dev bina görüyorum. Mağara devrinde de bunlar vardı da bizim haberimiz mi yoktu? Değil mi? Zaman da eğer böyle bir şeyse zaman, o zaman da şimdikinin aynısı olması lazım. Tabii. Mesela bir delikanlı, böyle bir anarşist gruplar vardı eskiden, hala var biliyorum. Siyah bayrakları var filan. Tabii tabii. Şu anda da var. Ha. Dünyanın her yerinde de. Dünyanın her yerinde var. Ben yani bir ara çok popülerdi ama. O mesela bir toplantıda Bergama'da bir açık hava atölye çalışması yapıyordu. Dedi ki zaman hiç değişmedi. Esasında insanlarla balıklar aynı dedi. Şimdi bakın bu nasıl insanın kafasını karıştırıyor? Ben de ona şu soruyordum. Balıklar da mağaradan çıkıp uzaya füze gönderdiler mi dedim. Şimdi bunu söyleyen insan böyle bir sorunun gelebileceğine hazırlıklı olmalı değil mi? Hazırlıklı mı? Değil değil mi? Tabii. Öyle kaldı. Tabii. Demek ki ezbere konuşulan bir laf bu. Değil mi? Asıl konu soru sormanın zeka olduğunu bilmek. Evet. Yani bana sen balıkların hayatında nasıl, balıkların hayatında da değişiyor üstelik. Balıkların hayatında hiçbir şey nasıl değişmiyorsa insanın hayatında da değişmiyor deyince ben de bu şu soruyu sordum işte bir daha tekrarlıyorum. Balıklar oradan çıkıp uzaya füze gönderdiler mi senin bildiğin diye. Cevap vermedi. Kaldı. Yani bu değil o konu filan dedi. Şimdi demagojiye giriyordu. Şimdi eğer bizim hayatımız balıklarla aynıysa bizim de aynı standartlarda yaşıyor olmamız tabii gerekir. Ama sürekli bir gelişme oldu değil mi hayatta? Tabii. Yani Rönesans diye bir olay mesela yine bugün şeyimizde. Dolayısıyla sanat kavramı mesela antropoloji kültürün bilimi diye geçer ya. Antropoloji için şu denir. Dünyanın ortak belleği. İnsanlığın hafızası. Evet. Yani çünkü bu hem lokal hem senin kendi ülkenin sınırlarında hem de dünya çapında bir haberdarlık gerektiriyor değil mi? Hafıza, ortak hafıza. Mesela şimdi bazen mesela garip şeyler oluyor. Eski Maliye Bakanlarımızdan birisi şey demiş, ben onu kaçırmışım. Yani bugün demiş bizim seçmenimize Mars'a iki yol gidiş, iki yol dönüş yol yapacağız desek bizim insan inanır demiş. Tabii. Şimdi o noktaya bizim, geldiysek burada işte aslında insan inanır daha bizim kelimesi belki hatalı biraz orada. Ha, insan, çünkü insan dediğimiz insan zaman bunları o, hani şimdi belki şunu kastetti orada yani Elon Musk Mars'tan arazi alınca uluslararası alanda bu kabul gördü. Hani biz de belki bizim insanımız da belki şaşırarak kabul ediyor. O zaman biz de
O hadi zaman varsa bir yani. İki yol gidiş, iki yol dönüş yapalım. Bir de arazi spekülasyonuna göre birkaç tane şimdiden kapatalım da yarın öbür gün ne olur ne olmaz diye. Ama bak şimdi, yani ortalama bir insanın yani biraz bir şeylerden haberdar olması lazım diye düşünüyorum, değil mi? Hiçbir şeyden haberdar olmadan yaşamak makbul bir değer mi? Yani ya da insan istese de istemese de, yani istese hiçbir şeyden haberdar olamaz mı? Filan, yani şu heykeli oraya koyduk. Kendi kendini yontan bir adam bu işte, değil mi? Evet. Yani insanın talep etmesi lazım bunu. Sana birisi bunu söylediği zaman, yani mesela diyorsun ki... Ne eksik? Düşünme biçimi. Ya. Düşünce, yani düşünce biçimi eksik ne demek? Şu, şimdi sanat kavramının tanımıyla bağlayayım. Bana. Evet. Sanat, insanın hayata dair yarattığı bütün bilgileri, gelişmeleri, eylemleri, oluşumları aşağı yukarı farkında olarak, bilerek demiyorum, mümkün değil hepsini bilmek. Ama farkında olarak insanın bunları yapabileceği ve becerebileceği, bu anlamda belki de yani mistik ya da dinsel ya da işte ezoterik hangi anlamda düşünürsek düşünelim, yaratılmış en olanaklı yaratık değil mi insan? Yani tabii. Bir sanat eseri aslında. Yani doğanın yarattığı en kusursuz, kusuru da var, bilmem nesi de var. Öyle varsayalım, sanat eseri. O halde bu sanat eserinin birçok şeyi bilip, bunları muhakeme edip, az bildiğini daha çok öğrenmek isteyip belki yaratıcılık yapacaksa, düşünce oluşturup, sonra da düşüncesini fiiliyata geçirmesidir sanat. Hayatın her alanında. Yani sanatçı kelimesi burada aslında biraz da enteresan. Kim sanatçı? İşte öyle bir meslek yok. Yok değil mi? Tabii. Biz, niye biz mesela bir şöyle bir tek bizde oluyor? Var o. Yani ben şöyle görüyorum mesela. Birisi sahneden iniyor. Belki bu işte oryantal de olabilir. Evet. Kimseyi hani küçümsediğimden evet. Değil. Veyahut da yani Tarkan da iniyor. Evet. İkisi de sanatçıyım tabii. Diyor. Tabii. Bilmem nerede bir tiyatrocu da iniyor. Sokakta, köyünde musamele yapan bir çocuk da veya bir oradaki herhangi birisi de indiği zaman sanatçıyım diyor artık. Şimdi, aslında sanat yok dedin ya, sanat öyle bir meslek yok. Meslek yok. Şimdi bunu hani herkes böyle tanımlarken sen niye böyle bir şey söyledin? Şimdi bir kere yani tabii bu benim kafamı çok meşgul etti. Daha konservatuvarda, biz konservatuvarda 5 yıl okuduk. Bu 3 yıl... Şimdi seni belki hiç izlemeyenler vardır abi. Şimdi başta yapmamız gerekli işimi söyleyeyim. Ha, abi kendinden bahsetsene. Flashbackler yapalım. Ha, yani kendinden bahsetsene. Yani bu Tamer Levent kimdir? Hani hızlı bir şekilde... Ben sana bir şey söyleyeyim. Her bendeki özelliklerin, yani bunları kendimi methetmek, ben farklıydım, ben şuydum, buydum demek için söylemek istemiyorum. Çünkü düşünüyorum ki böyle özellikler hemen hemen bütün insanlarda vardır. Ama ben şanslı olduğumu düşünüyorum. Çünkü ben küçükken hani saçmalama denilen lafları rahatlıkla konuşabilen bir kişiydim ailemle. Bir ailem, ben bunları söylediğim zaman gülerlerdi. Benimle gırgır geçerlerdi. Ukala derdi babam mesela rahmetli. Ama o ukala denişinde bir sempatiklik vardı. Yani bir kabullenmişlik vardı. Evet. Ukala. Yani. Hoşlanarak. Hoşlanarak. Şimdi bu önemli. Ama başka ailelerde de zaman zaman şunu görmüşümdür. Bir şey, ayıp kavramı var ya bizde. Bir ayıp kavramı var. Yani işte mesela ben annem diyelim kabul günleri vardı eskiden, sizde de vardır. Ayın belli günü bir aile, bir kadın arkadaşları geliyor. Ben de okula, günler. Ha, gün ilkokuldan gelirim. Sonra altın günü mü ne oldu? Eskiden öyle değildi. Herkes bir şey getirir evinden, kekler, mekler filan işte yenir, içilir. Benim için o günler evde mutluluktu. Çünkü okuldan gelip mutfağa girip onlardan atıştırırdı. Evet. Ve mesela oradan girdiğimde kadınlar, İlkokul önlüğümle filan. Kadınlar beni görünce işte gel Tamer bilmem ne filan deyip severlerdi. Ya ben de biraz böyle çok şımartılmış bir havaya da onlarla fazla yüz göz olmak istemez direnirdim filan. Ama o arada mesela bir şey olur da annem işte dün akşam biz işte evde yoktuk başka birisi. Her şeyde duyuyorum bak matrak bir şey. Dün akşam biz evde yoktuk da benim onun için sizin bilmem neyi yapamadık filan. Ben niye evde yoktuk evdeydik. O kadar diyorsun. Yani tamam.
Annem tabii kıpkırmızı oluyor. Yani evet. Beyaz bir yalan söylüyor. Evet. Belki onlar aramadı, bilmem ne yaptıysa falan. Ben tak diyor orada doğruyu söylüyorum mesela. Sonra bana diyor ki bak ben konuşurken orada lafıma karışma. Benim söylediğimi doğrulama falan diye. Efendim mesela yine yetişkinler konuşuyorlar. Diyelim eve misafir gelmiş akrabalardan ya da aile dostlarından birisi. Bir şey anlatıyor. Şimdi bakıyorum bizden birisi o diyor ki mesela adam işte hava son günlerde çok yağmurlu bilmem ne falan diyor. Ama bizimki de ikide bir diyor ki kek alır mısın? Kek alır mısın? Ha. Şimdi ben buna kızıyorum mesela. Diyorum ki bir dakika diyorum. Adam bir şey anlatıyor diyor. Yaş kaç? İşte 6-7 yaşlarındaydı. Ama bana artık serbest bırakıldığı için bu böyle... Ya bizim deli olan. Baldır küldür dalıyorum yani. Evet. Bir dakika diyorum bir şey anlatıyor. Ben dinlemek istiyorum diyorum. Hemen gene bana ukala diyor filan birisi. Tamam peki filan diyor. Adam, okul tarafında ne zaman başladı abi? Yani tiyatro nasıl girdin tiyatroya? Ya tiyatro şu çok matrak şeyler. Bak hakikaten bunları anlatmalı mıyım? Kendinden bahsetmek meselesi. Yok burada şimdi şöyle. Sen, yani, ama matrak şeyler var. Yani tiyatro. Şimdi ben Tamer Levent'i tanıdığımda sevgili dostlar. Yani işte oyuncu deyince oyuncu yani tamam rol yapıyor adam. İşte gidiyor şeylere dizilerde görüyoruz. Evet. Devlet tiyatrosunda hani Osmanlı benim kardeşimin çok yakın tabii. Zaten o zaman patronusun tabii, yani müdürüsün. Aynı oyunda da oynadık Orhan. Aynı oyunda da oynadık Orhan. Ramazan'da Jüli'de. Evet. Şöyle söyleyeyim. Yakın zamanda da Orhan Ankara'da Devlet Tiyatrosu'nda buraya geldiğinde de şey beraber yaptık. Beraber de olduk. Beraber de olduk. Şunu söylemek istiyorum. Ben tabii bu camiaya çok alışık birisiyim. Hmm. Tamer Levent'te farklı bir şey gördüğümü söyledim. Biraz sonra bunları konuşacağız. Evet. Onun için hayır, bu öyle girdin zaten. Onun için bu hani şeyi anlatmanı istiyorum. Hani peki. Sen istedin. Diye. Ya ben şimdi mesela çok hoş şeyler tabii. Babamın eksik olmasın rahmetli. Mesela ben okuma yazma öğrendim işte. Sende de olmuştur mesela. İlkokul 1'de işte Ali at toplu topu tut bilmem ne filan derken yavaş yavaş okumayı söküyorsun. Benim ilk okumayı söküşüm yazlıkta patladı yani. Tabelaların üzerine okumaya başladım. Bu bilmem ne, okuyor filan diye müthiş bir tezahürat oldu tamam. Filan bizimkilerde. Sonra ondan sonra açıldı okumam. Bu sefer de belki öyle beni hep destekledikleri ve hep ben bir şey öyle tezahürat yaptıkları için belki ben daha böyle bir şey yapma eğilimi doğmaya başladığını hissettim. İyi geldi yani. Ya iyi geldi. Mesela acayip kitap meraklısı oldum. Gidip kendi kendime çocuk kitapları buldum. Şimdi mesela kaç kitabım var abi? İşte 5000'i geçiyor. 5000'i geçiyordur değil mi? Evet. Onlar tabii çeşitli evlerde taksim edilmiş tutuldu. Bir yere sığmıyor çünkü. Evet. Ben yani kitapçı vardı İzmir Karşıyaka'da. Ben şu kadar bir adam gidip kitapçıyla apap olmuştum. Gittiğimde işte Tamer çocuk ve çocuk dünyası geldi ister misin? Ver amca falan diyeyim. Hatta babam verir diyordum. Babam zaten tanınan biriydi. Geçerken veriyordu falan. O da önemli değil falan diyordu. Şimdi böyle şeylerim var. Bunlar bir lükstü ya yani benim için. Çok hoştu. Yani evet. Çok sağ güvenilir bir ortamda yaşıyorsun falan. Sonra babam o zamanlar Hayat Ansiklopedisi çıktı. Hatırlar mısın? Hayat tabii Ansiklopedisi. Tabii çok iyi hatırlarım. Hayat Mecmuası da veriyordu onu. Tabii. İşte kuponla da alıyorsun. Evet. Babam da onu peşin parayla aldı bana bir takım. Life'ın Çakması. Life'ın Çakması. Bir takım aldı böyle yeşil şeyle filan. Ben de bu sefer hani okuma meraklısıyım ya. Ansiklopediyi kitap okur gibi sayfa sayfa okumaya başladım. Böyle sayfa sayfa okuyorum. Fakat bu sefer o benim ilkokulda artık okuma yazma öğrendiğimize göre Aliye Hanım diye bir ilkokul hocamız var. Çok da etkiliydi. Allah rahmet eylesin. Onun dersinde şimdi benim babam hakimdi. Aliye Hanım benim ismimi Hakim Bey koymuştu. Ben sınıfta Hakim Bey diye tanıyordum. Hakim Bey sen ne diyorsun? Hakim Bey ne yapıyorsun falan diye. Ondan sonra mesela şimdi bir şey anlatıyor Aliye Hanım. Ben tek elimi kaldırıyorum. Söyle Hakim Bey diyor. İşte o öyle değildir, böyledir diyorum. Çünkü ansiklopediden okuyorum ya. O da 3, 5, 8 ama bana tölere ediyor yani. Lafın ortasında el kaldırıyor, kesiyor, cevap veriyor falan. Sonra bir gün dedi ki, ya dedi, sen dedi böyle dedi, olur olmaz her şeyden bir şeyler biliyorsun. Nereden biliyorsun bunları dedi. Dedim babam bana şey aldı. Hayat ansiklopedisi aldı. Mecmua. Evet, cilt cilt. Dedi ki, babana söyle de dedi. Hani bunu böyle şaka gibi. Babana söyle de bir takım da okula alsın dedi.
Olur dedim. Ben ciddiye aldım bunu. Gittim babama söyledim. Babam tabii oğlum dedi. Bir takım da okula aldı. Şimdi o okulun başına iş açmış oldu. Çünkü şöyle laboratuvar denirdi ama laboratuvar falan değildi o biliyorsun. Ama yoktu zaten. Ha yoktu. Şey İlkokullarda laboratuvar tabii, denirdi. Tabii. Orada işte bu hani ciğerleri, kalpleri gösteren bir büst vardı. Tabii. Bilmem şu bu falan böyle bir şeylerin durduğu bir yerdi yani. Ya laboratuvar falan içine girip deney yaptığın bir yerdi yani. Depo gibi bir yerdi. Bizim ansiklopediler de oraya kondu. Şimdi derste bir şey anlatıyor hoca bizim. Ben hocadan izin almadan pat sınıftan dışarıya çıkıyorum. Gidiyorum o laboratuvara. Ansiklopedinin o cildini buluyorum. O konuyu buluyorum. Getiriyorum. Dolduruyorum bu. Hadi oku bakalım diyor. Ben de okuyorum. Hocanın anlattığı laftan yani bir kelime bende onu çağrıştırıyor. Bu ansiklopedide var diyorum. Gidiyorum ansiklopediyi getiriyorum okuyorum. Yani başka hoca olsa sinirlenir değil mi böyle bir herife? Tabii tabii şöyle bir de yani iyi hocaya düşmüşsün. Çok. Seni hiç konuşturmayabilirdi hiç, evet. Ve bunu hani bir şekilde bastırırdı evet. Ve seni yok ederdi. İşte orada. Mesela yani, bu da büyük bir şans. Tabii o benim bence şansım. Mesela benim hiçbir zaman ya, hatırlamıyorum öyle hocam olduğunu. Büyük bir şans. Yani bak hala ismini hatırlıyorum. Benim bir tek tarih derslerinde bir hocamız vardı. Tarihi yalnız ben anlatırdım. Onu biliyorum. Hı. Bravo. Ya yani yalnızca ben anlatırdım. O da tarihi şöyle çalışırdım abi. Kitap düşün. Bu ne anlatacağız işte? İşte Malazgirt Savaşı değil mi? O tarih işte 5 sayfa 6 sayfa onu yırtardım. Aynı bir spiker gibi onu bütün arkadaşlara anlatırdım. Aa işte kendin de anlıyorsun o zaman ama. Ben şöyle derse gitmedi hiçbir zaman ezberlemedim ben hiçbir şeyi. Gitmeden önce derse biraz okurdum. Ondan sonra orada da biraz da tiyatral anlatırdım orada. Ama durumu da çözüyorsun. Tabii, İlişkileri tabii, anlamış tabii, oluyorsun tabii. Ki anlatabiliyorsun tabii. Değil mi? Bu çok önemlidir. Bak ben de dünyanın 170 ülkesinde ders verdim. Bu ders vermek yani bu drama. Ne dersi verdin? Drama. Drama dersi. Yaratıcı oyunculuk evet. Ve drama. Yani rol oynama metoduyla durumları inceleme ve tartışma diyelim buna. Drama kelimesi bizde acıklı olarak anlaşılmıştır değil mi? Drama durum demek aslında. Bu dersleri verirken o kadar çok şey öğrendim ki. Yani çünkü her yaptığımız atölye çalışmasında bir durum yaratıyoruz değil mi? Ve çeşitli dünya ülkelerinden insanlar, belki birbirinin dilini bilmeyen insanlar o grubun içinde bulunuyor. Kendi dilleriyle konuşarak biz ne demek istediklerini anlamaya başladık bir müddet sonra. Çünkü durumu anlıyoruz. Durumun temasını biz veriyoruz. O oynanıyor. Acaba böyle mi diyoruz? Çünkü grubun bir kısmı izliyor, küçük bir kısmı oynuyor. Sonra izleyenlere diyoruz ki bu böyle mi? Doğru nerede, yanlış nerede? Doğru nerede, yanlış neredeyi söylüyor onlar. O zaman kalkın bir gruptan bu sefer şunu oynayalım, böylesini oynayalım diyoruz. O 5-10 defa oynanabiliyor bir durum. Evet. Şimdi devlet tiyatrolarını ha, bir dur, şekilde kazandı. Bir şey anlatayım yine ilkokuldan. O hala gidersek, tamam. Kronolojik tamam. Gidersek çok uzak. Ben onun için hızlandırmaya çalışıyorum. Hemen şunu anlatayım, bu güzel bir örnek. Şimdi ben yavru kurttum. Var ya tıparıp tıparıp falan diye şey başıydım. Elbiselerimizle dolaşıyorduk. Evet, kısa pahalı. Zaten o 23 Nisan haftası falan geldi mi sürekli prova olurdu. Biz de o yavru kurt elbise, böyle hafif tertip askeri bir kıyafet gibi. Kısa pantolon, gömlek. Derse de öyle giriyoruz. O bir de havalı da bir durum yaratıyordu galiba. İşte trampetçiyiz, ben trampet şefiyim bir de. Geçit yapacaksınız. Evet, yani. Geçit yapacağız. İşte şey, böyle benim 8-2 falan diyorsun mesela. Tokarak tokarak aksak çalıyor. Bilmem öyle şeyleri var. Dönüyorsun. Arada orkestra şefi gibi elindeki çomağı havaya atıp kalkıyorsun falan. Şu o sırada Türkçe dersinde... Bak abi. Çok önemli bir şey. Bugünkü programın amacını yazmış bir arkadaş. Arzu El Hakan. Kayıt dışında izlemiştim TV100'de diyor. Tamer Bey'i diyor. İlk Tamer Bey'i inanılmaz şaşırmıştım diyor. Bak. Ve etkilenmiştim. Bu yönünü hiç bilmiyordum. Ha. Şimdi biraz sonra konuşacağımız taraflar. Çok yaşayıp çok görmüş olduğu çok belli Tamer Bey'in diye yazmış. Sağ olsun. Yani sağ olsun. Ben de aslında hani bir tiyatrocu ya ben magazin programı değilim. Hani başka şeyler konuşacağız ama bilmeyen arkadaşlara tanıtmak için tam anlamış yani ne yapmak istediğimi. Şunu, arzu. Şunu ne yaptım biliyor musun? Vatan yahut Silistre var ya. Evet. Namık Kemal. Onun bir bölümü
vardı bizim Türkçe kitabında. Bir de artık öğretmen, öğretmen diyorum, hoca demiyorum artık ona, öğretmen olsun. Bizim tam tedrisat, sabah ve öğleden sonra tam gündü bizim ilkokul. Öğlen arasında bizim çocuklarla Vatan Yahu Silistri'yi ben okudum. Şimdi hademeler vardı, arkadaştık onlarla da hademelerle de. Gittik kartondan, şöyle kartondan kalpak kestik kartondan. Jüt jüt. Böyle böyle koymak için, tamam mı? Bunun üstüne mantar, Hademe Hanım vardı bir tane, ondan rica ettik, mantar buldu bize. Mantarı yaktık, bunun üstüne mantardan astragan gibi böyle böyle yaptık. Sonra ip bağladık. Şimdi işte ben öbür adam oldum. Zekiye bir kız var biliyorsun, adamın peşinde oraya gidiyor. Ve diğer koro bilmem ne filan. Trampetleri biz, şimdi sıraların arasına yere arkadaşları oturttum. Öğlen arasında bunu yapıyoruz, oturttum. Öğretmen, şimdi öğlen arası bitti, öğretmen derse girecek. Ha, çocuklara replik verdim. Mesela bir numara, üç numara filan diye ben işaret edince oturduğu yerden onu okuyor, tamam mı? Şimdi öğretmen sınıfa girdiği anda işaret veriyorsun. Bizim arkadaş saklı ya, sesin nereden evet. geldiği görülmüyor. Dırr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 
ben de sen kimsin falan diyor şimdi kıza. Kız diyor ki benim ismim bilmem kim işte ne unuttum orada. Seni ben birine benzetiyorum falan diyor. Ondan sonra arkadan kafa sesi geliyor. Bir bakıyorsun kızın biri ben Zekiye ama sen beni tanıyamadın bilmem kim falan. Biz böyle oyun yaptık. Bayağı yönetmenlik yaptık. Ha yani. Bayağı ama evet. Biz bunu yani bir saatte çalıştık. Bütün hazırlıklarını yaptık o şeyler. İşte asker geliyor çak selam çakıyor. Komutanım bilmem ne oldu falan diyor. İçeri geleceksin ha, kaçıyorsun. Pardon. Ha, evet. Ben tam onu unuttum tamamen şeydeyim ya. Sohbet. İlk sohbet havası değil. Ondan sonra biz bunu bir oynadık. Şimdi bak yine izinsiz, kitapsız falan yapılmış bir iş bu yani değil mi? Ölçüsüz. Öğretmenin acayip sinirlenmesi lazım. Sen ne münasebet dersi bölüyorsun falan. Öğretmen dedi ki aferin size dedi ya. Dersi bıraktı, bizi aldı, sınıf sınıf dolaştırdı. Oynayın diye. Oynayayım diye. Gittik her sınıfta biz bunu oynadık. Mesela bu da övücü bir şey değil mi? Tabii tabii. Yani şanslıymışsın. Cesaret verici bir şey değil mi? Öğretmenler açısından da şanslıyım. Şimdi ama diyorum ki insanlar çocuklarına, çocukları hayata dair güzel, bozulmamış, saf bir soru sordukları zaman sus, saçmalama diyorlar. Tabii. Konuşma diyorlar. Tabii, konuşma. İcat çıkarma. İcat çıkarma. İşte icat çıkartma diyorlar. İcat çıkarma. Şimdi ben bunun için şanslıyım diye düşünüyorum. O benim özgüvenime katkıda bulundu. Araştırmacı kimliğimi, araştırmacılık bende bir süs olarak gelişmedi yani. Hakikaten merak ettiğim için gelişti. Yani değil mi? Sonra mesela bir de başkası için de değil. Kendim için. Tabii, o ezberci önemli. Hiç olmadı. Tabii. Hiçbir şey ezberlemedim. Yani anlaşmaları işte ezberlenirdi ya işte bilmem ne şey. O anlaşmaları yorumladım, anladım. Anladıktan sonra zaten kendim de yazabilirim onun içeriğini değil mi? Ne bu insan aklı, insan mantığı bunu gerektirir diyorsun çünkü. Tabii. Bunlar devlet işte. Tiyatrosuna gelelim. Ha devlet. Hızlı gidelim. Mesela siyasalı kazanmıştım ki ailem tamam. oraya tamam. gitmemi çok çöktü. Bizim ailede de var harcıyacı. Annem seviyordu. Bana yakıştırıyor yani işte sen harcıyacı olursun şöyle falan güzel yakışıyor. O ama o dönem için harcıyacı olmak önemli bir evet, şey. Evet. Şimdi yani, aileler en çok evet. onu istiyordu. Biraz falan. Eski İstanbul romanlarında falan da vardır ya böyle. Yani. Yakup Kadriler'de falan. O havada vardı ailede bizim. Hepsi de çok janti insanlardı hakikaten. Ve kazandım. Fakat aynı zamanda orada bir tiyatro okulu Ankara Devlet Konservatuvarı'nda olduğunu öğrenmiş oldum. Gittim, sınavına girdim. Hatta bu her yerde yazılı. Birkaç ayda yaşım geçmiş. Onun üzerine üstün yetenek sınavına ancak girebileceğim söz konusu oldu. Onu da kabul ettim. Kazanamayacağım nasılsa. Nasılsa ben girelim çıkalım. Evet. Fakat onu kazandım. Parasız yatılı bir de hiçbir ödeme yok. Mecburi hizmet var tabii mezun önce devlet tiyatrosu. Tabii. Ve annemlere sormadan, tabii diploma lazım kayıt olmak için. Diplomayı ben siyasala vermiştim. Gittim diplomayı aldım. Oradaki kaydımı kapattım. Ve de konservatuvar. Ailen ne dedi? Aileme Şubat tatilinde söyledim bunu. Babam düşündü. Annem hiç önce bir yorum yapmadı. Babam düşündü. Oğlum dedi, madem kendin karar verdin, kendin o zaman gerekeni yaparsın dedim. Hadi hayırlı olsun dedi. Ben böyle kapandım onu. Yani köçek okulunda ne işin var diye ne oldu diyorsun. Sonra,
Ondan önce ben yani masada oturuluyor. Bana müthiş tabii. Ben böyle eve geldiğim zaman Şubat tatilinde ilk defa ayrılmışım işte kaç aya. Müthiş yemekler yapmış. Annem işte böyle eski yapıyor. Yani köklü ailenin kızı, Çerkes tavukları falan o tür yemekler. Evet. Bana yani oğlumuz geldi diye. Şimdi bu kadar şeyi görünce vicdanen bir şey oldum yani. Ben başka, onlar beni şeyde siyasal ilgiler fakültesi okuyorum zannediyorlar çünkü. Vicdanım dayanmadı ve dedim ki sizce ben nerede okuyorum dedim. İşte o zaman masaya taş düşmüş gibi oldu gümbürt diye. Herkes bir sustu. Annem böyle çok kibar bir insandı. Canım böyle düşün. Oğlum dedi biz senin mülkiyede okuduğunu düşünüyoruz dedi. Ama burada bir şey hayır ben Ankara'da bir konsert tiyatro bölümünde okuyorum. Tiyatro başladı. Başladı. Ondan sonra devlet tiyatrosu genel müdürlüğüne kadar yükseldi. Evet, evet. Yurt dışındaki hani çalışmalarım var. İşte Ertan o da çok ilginç. Tabii ben İzmir'de kolejde okudum, kolej mezunuyum. Yabancı dilim de iyi olmuş demek ki kolejde. Ankara'ya geldiğimde şimdi mesela Shakespeare'in bir oyununu okuyoruz. Sevgili hocalarımız işte fazla bir şey okumayın, yorumlayın, o gelir, duyguya girin, gelir filan diyor. Duyguya nasıl gireceksin? Ben duyguya beynimle girdiğimi anladım yani. Duyguya girmem için beynimi etkilemem lazım. Eğer beynimi etkileyemiyorsam duyguya giremiyorum. Ama bunu, ya, yani çünkü bir şeyi anlamam lazım. Neden bu adam böyle konuşuyor filan diyor. O zaman British Council'da kütüphane vardı Ankara'da. Tabii. Oraya Can Man vardı. Can var işte. Can'ı tanıyorsun. Evet, Can çok sevdiğim arkadaşımdır. Can daha yoktu ama. Can sonra geldi. Evet. Bizim köymen ablası onunla evlendi. O zaman ondan sonraki Can girdi galiba. O sıralar yani. Ben şimdi gidiyordum. Mesela diyelim Shakespeare oyunlarının yorumu diye İngilizce kitaplar var. Tamam. Onları da alıyorum. Mesela Venedik Taciri değil mi? Merchant of Venice. Venedik Taciri kimdir, nedir? Bir kitap yazmış adam sadece onun yorumuyla. O kitabı okuyordum. Nasıl yutuyordum biliyor musun? O kadar etkilemiyor. Tam bilmediğim kelimeler varsa araştırıyordum. Ya. Fakat birden bana ben Venedik Taciri şimdi böyle oynarım diyordu. İpucu veriyordu bana. Ve onun üzerinden gittiğim zaman da diğer arkadaşlarımla farklı bir yorumla oynuyordum. Peki sistem bunu kaldırıyor mu o dönemde? O dönem çok kaldırmıyordu. Yani benim tabii... Yani bilen adam çok sevilmez çünkü. Tabii, yani daha dogmatik şeyler vardır. Ya daha çok skolastik bir akılla, okulcu bir akılla devam etmen lazım. Evet. Bir de yani mesela hocalar sanki öğrencinin fazla şey bilmesine kızıyor gibiydi. Çünkü yani. Fazla... Mesela ben Ali Hanım'ın ilkokul öğretmeninin mektebi tedrisinden geçerek belki olumlu fakat başkalarına göre olumsuz bir gelişme göstermiş oldum. Değil mi? Çünkü tabii. Aynı şeyi burada yapmaya başladığım zaman bu adam deli mi? Bu adam ne? Falan demeye başladılar. Değil mi? Bir de Tamer Levent şöyle bir şey var. Yani eğer sen hocadan daha çok bildiğini gösterirsen bu büyük bir problem hoca için. Çok. Yani sen oturup orada... Halbuki ben mesela bir tane bir şey diyeyim. Bugünün için de dahil bu. Yani bugün mesela, de çocuklar aynı şeyi yaşıyor. Bak 170 ülkede 170 değişik insanla workshop, atölye yaptım, drama atölyesi. Orada kalkıp birisi bana hoca sen şunu yanlış biliyorsun, bu böyledir dediği zaman haz duyarım biliyor musun? Mutluluk duyarım yani. Ha bildiğim yere kadar devam ettiririm. Benden fazlasını biliyorsa o zaman... Ukalalık etmiyorsa. Kabul ederim. Ha ukalalık etmiyorsa kabul ediyorum, tamam derim senin şeyin. Çünkü mantıken doğru noktaya oturmuş oluyor değil mi? O zaman anlattığı kısmı bilmesen bile mantıken oturduğu yer doğru. Ama saçmalıyorsa da tabii. Bir de sen mesela nereye gitsek senle dolaşmaya falan sen tahammül edebiliyorsun bak çok. Ben tahammül edemem mesela. Öyle de bir şey var. Geldik kolejden dolayı yurt dışı. Ha şimdi... O zaman okuyup yazıyorum. Tabii British Council benim sürekli gidip gelmem birileri etkilemiş. Edmund Marsden diye bir British Council başkanı geldi. Ben de bir gün dedim ya işte kütüphaneci hanıma beni tanıştırın dedim şeyle. Kütüphane başkanı, British Council başkanıyla. Yani öyle bir özgüvenim var. Yani 21-22 yaşındayım falan o zaman. Kimse mesela bizim okuldan kimse o kütüphaneye bile gitmiyordu daha düşün.
Kadın da beni tanıştırdı adamla. Adamla tanıştıktan sonra ben adama işte fikirlerimi söyleyeyim. Adam bir acayip mutlu oldu. Dedi ki ya sen bizde evcek de gel. Bizim evde büyük ekran televizyon var. Eşim de seni tanımaktan çok mutlu oldu falan. Tamam bilmem falan. Sonra ben bir takım kitapların dipnotları vardır ya böyle. Evet. Oralardan mesela kitabın içinde geçen bir konuyu adam bir satırla geçmiş ama kenarına yıldız koymuş, altına dipnot koymuş. Fakat o bir satır beni çok etkilemiş. Ulan kim yazmış bu bir satırı? Şu adam. Tık o kitabın ismini not alıyorum mesela. Onu bulmaya çalışıyorum. Çünkü o satır beni çok etkiledi. Whitman'da dedim ki ya ben mesela şu kitaplar var dedim şu adamlardan. Onları getirtebiliriz. Hemen dedi getirtelim. Böyle de bir şey var. Bak Edmund Marsden de iyi bir örnekti. Bir şey söylüyorsun. Great. Harika diyor. Tamam hemen getir. Çırırt hemen not alıyor. Çıt çağırıyor sekreteriyi. Alın bunları diyor. Hemen söyleyin İngiltere'ye göndersene. Kitaplar gelince bana haber veriyorlardı. Gidiyorum. Daha şey yapmadan yani kitaba şey koyuyorlar ya etiket numara falan. Evet, evet. Onları koymadan bana veriyorlardı. Ben onları okuyorum. Edmund Marsden diyordu ki bunların içinden sende kalmasını istediğin varsa bunu koymayalım rafa. Sende kalsın. Ya bunlar hayır diyorum ben çocukluk etiketleyin koyun başkaları da okusun falan diye. Ben gelir alırım okurum falan diye. Oyunlar falan bir sürü şey getirdim. Ve böyle bu Marsden gitti öbürü. Ama o her giden şimdi beni başka öbürüne söyledi falan. Ben British Council'da böyle şeydim. Kral gibi oldum diyorsun. Çok şeydim. Evet. Ve daha konservatuvar biter bitmez bana burs verdiler. İngiltere bursu. Çünkü John Hodgson diye bir adamın kitaplarını getirtmiştim İngiltere'den. Drama konusunda. Drama bizde acıklı diye biliniyor ya demin söylemiştim. Halbuki durum. Drama yoluyla hayatımız drama aslında. Yani ilkel insandan günümüze biz de acaba durumu bile acıklı mı algılıyoruz? Evet. Onun için olabilir mi? Evet. Yani hani böyle bir eleştiri çok yapabilir miyiz? Çünkü haklısın. Bizim evet. için hani durum eğlence niye evet. az? Evet. Mesela evet. yani eğlence işte o yakın zamanda evet. hani böyle eğlenceyi evet. bile sonunda evet. Onur kardeşimizin işte evet. o hani yakın zamanda Allah rahmet eylesin. Evet. Onur Şener'den şimdi bakın, bahsediyorum. Bu nasıl bir trajedi? Nasıl bir facia bu ya? Bir facia bu. Yani bir insan bir yerde profesyonel şarkı söylüyor ve sen onu dinlemeye gidiyorsun. Ve ona diyorsun ki şu parçayı çal. O da diyor ki bilmiyorum. Nasıl bilmezsin? Çal. Bilmiyorum diyor. Nasıl çal? Ondan sonra tak ya vuruyor. Evet. Ne hakkın var ya? Bir de canice işlenmiş. Canice şey, evet. Yani bayağı sen... tak diye vurdu. Al bardağı, evet, bardaklı. Evet, evet, yani işte yapmıyor işte. Oraya girmek istiyorsun. Ya bu nasıl bir şey? Yani bunu mesela bunu garip görmemek garip değil mi? Bunu olağanüstü bir facia olarak görmemek. Bu insanlık faciası. Bu aslında ben şöyle bir eleştiri yaptım sabahleyin. Haberlerde yine tabii bu biraz işlenecek bu konular. Hı. Sonra maalesef unutulup gidecek. Evet. Oysa ki konu şu. Konu sanatçı konusu değil. Evet. Sonuçta onu öldürenlerle ilgili de değil. Sonuç toplumsal bir hani aslında sorundan bahsediyor. Evet. Artık işte o sanat. Ben yani sanatçı. Ne olursa olsun insanların tahammülü kalmadı. Yani artık ben televizyon ve haber izlemek maalesef istemiyorum. Belki evet. siz de izlemiyorsun. Değil mi Uğur? Sen hiç izlemiyorsun evet. uzun süredir. Yani konu şu, artık silah görmek, insanların birbirlerine onu yaptı, bunu yaptı, artık yani başka bir dünyaya da gitmeye başladı. Yani biz tabii bunu niye söylüyoruz? Bugünkü çocuk için belki bunlar normal olabilir ama biz o dünya, bu yine bu ülkede bu dünyayı yaşamamış insanlarız. Yani, bugünkü çocuk, şimdi bak bizim çocukluğumuzda kavga popüler bir konuydu yani. Dolayısıyla yani İşte erkek çocuklar bir araya gelince ne yapar? Nasıl dövüşürüz'ü konuşurduk yani. İşte nasıl kafa atarsın? Kafa atma modası vardı. İşte nasıl bilmem ne yaparsın? Adamın koluna girip dostuymuş gibi giderken nasıl dönüp aileden kafa atarsın? Falan böyle trikler. Birisi olmuş bir hikaye anlatır falan. Sonra hemen özenirdik. Hemen taklit etmeye eğilimi falan doğardı. Hani bir yerde bir kavga çıksa da bunu uygulasam falan gibisine. Bu da belki işte mesela benim çocukluğum işte 1960'lar 60-70 arası filan yani en çocuk halim dediğim dersek yani öyle bir dönemde biz işte 49'da bittiğine göre 2. Dünya Savaşı 50 11 sene sonra filan yani de
Değil mi? Tabii. Demek biz hala İkinci Dünya Savaşı sattığım halindeyiz yani. Bir vatanseverlik var. Yani savaş çıkarsa ülkem için savaşırım, iyi dövüşürüm, indiririm, kırarım, keserim filan. Fakat vatan sevmek sadece dövüş bilmekten ibaret değil ki. Aynı zamanda bu vatanı geliştirmek, dünyalı milletler topluluğuna getirmek, değil mi? Tabii. İnsanları başarılı hale getirmek. Bunlar önemli değil Tam mi? Tam tersi kavganın, dövüşün, evet. Belki hiçbir çatışmanın olmadığı, evet. Değil mi? Hem de hiçbir çatışmanın olmadığı hem de, değil mi? Böyle bir ülkeyi niye biz hayal etmiyoruz acaba da? Hep savaşacağız, dövüşeceğiz, vatan için öleceğiz falan diyoruz. Ama bu bütün dünyada bu bize böyle da, bir rol bütün mi biçilmiş? Dünyada da öyle bir şey var. Yani yok, çok mesela Almanlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tabii konuyu şalteri indirmişler. Şalteri indirdiler ve çok enteresan. Ve mesela başka ben işte şeyi Almanlara geçmeden şeyi bir bitirelim istersen abi. Çünkü orada Almanya'daki hayatın da söz konusu olacak. İngiltere'ye gittin, burs aldın. Evet. İngiltere'de ben çok etkilendim. Çünkü kafamda düşündüğüm ama yerine koyamadım mesela kavramlar. Dramanın durum olduğunu teyit ettim, doğruladım İngiltere'de. Çünkü atölye çalışmalarını yapıyordum ama Latince kökenine inmemiştim. Dram, situation falan yani situation, dur, o da durum demek. Dram durum olabilir mi falan diyordum ama gidip fakat durum incelemesi yapıyordum. Oyuncunun da durumda ne kadar yaratıcı. Yani aynı durumu defalarca tekrarlayıp düşündüğün zaman, işte o kitaplarda da nasıl çalışılacağı oldu. Onu ne yapıyorsun? Rol karakterine bürünmeye başlıyorsun. Onun yeni jestler icat ediyorsun. Yeni bakışlar buluyorsun. Telaş yok, ezber yok. Ezbersiz yapıyorsun önce. Sonra durumu bulduktan sonra ezberledin mi zaten o yerine oturuyor. Kişilik oluyor. Kişilik oluyor, yorum oluyor. Yani işte Stanislavski'den bahsediyordum sana. Onun ikinci, birinci kitabı bir aktör hazırlanıyor. İkinci kitabı bir karakter yaratmak. Karakter tip değil yani. Karakter oyuncunun yorumudur. Oyuncunun kendine sanatçıyım diyebilmesi için yorum yapabilmesi gerekir. Karakter yaratması gerekir. Değil mi? Tabii tabii. Karakter yaratmıyorsan oyuncuyum de. Çünkü en sağlamı o. Oyunculuktan utanmak değil, oyunculuktan gurur duymak zamanındayız. Eğer göğsümüzü gere gere oyuncu diyor. Peki bu varoluşun temelinde bir rol yapmak yatıyor mu? Muhteşem bir soru sordun. Mesela ben Shakespeare'in Hamlet'te, daha Hamlet'e gelmeden şeye giderim. Beğendiğiniz gibi diye bir oyunu var. Beğendiğiniz gibi. Beğendiğiniz gibi de şimdi bir dük var, sevilen bir dük var bölgede. Fakat dük o kadar düzgün ve bir şey bir adam ki yani doymuş kendince. Dük yani. Dük. Dük diyor ki ben artık diyor vazgeçeceğim düklükten diyor. Bırakıyorum bu işi diyor. Ormanda yaşayacağım diyor. Fakat tabii bizim dük ormana nasıl gider? 50 tane yanda şehit, hizmetkarı, şusu, busu, işte atları, arabaları, köpekleri, işte hizmetkarları, şampanyaları, şarapları, her şeyiyle gidiyor ormana. Avlanıyorlar, av eti pişiriyorlar, şarap içiyorlar, felsefe yapıyorlar filan. Jack diye de bir adam var. Usta, Jack Usta deniyor buna. Bir şeyin ustası. O da habere bu düke karşı çıkıyor. Bir dük bir şey söylüyor. Bu yani Shakespeare'in Kral Lear'de meşhur bir soytarısı vardır, doğruları söyleyen. Kral Lear deyince Erdal abi aklıma gelir hep yani. Erdal. Evet. Erdal oynadı mı? Lear mi oynadı başka? Soytarı. Soytarı. Ben de konservatuvarda, bak mesela ben de konservatuvarda bir sınava soytarı oynadım. Hatta bana dedi ki hocalar sen Lear'i oynaman lazım. Niye soytarı oynadın? Ben dedim Lear'i oynayacağımı biliyorum. Ama ben soytarıyı denemek istedim. Değil mi? Yapabiliyor muyum? Yani o yorumu yapabiliyor. Kral oynamak da kolay. Daha kolay olabilir. Yani. Soytarı bir şey, başka bir şey. Evet. Soytarı, tabii. Hem adı soytarı ama bu doğruları söyleyen, eleştiri yapabilen bir adam ve kral buna kızamıyor. Ve bütün duyguların içinde gelip gideceksin değil mi? Bütün duyguların içinde gelip gidiyorsun ve bunları böyle kimsenin söyleyemeyeceği lafları söylüyorsun. Amca diyor mesela, sen diyor bunu böyle yaptın ama neden yaptın? Neden yaptın onu sen biliyorsun ama düşünmüyorsun diyor. Mesela düşünce biçiminin yargılanması, irdelenmesi var. Kral Lear soytarı da. Bu Jack Usta soytarı değil ama soytarı kadar cesur bir adam. Yani söyleyeceği laflar. Soytarı kelimesi orada
Mesela soytarı bizde hakaretamiz bir laftır değil mi? Tabii. Soytarılık yapma filan. Hayır, soytarı öyle bir şey değil. Soytarı filozof orada. Clown. Yoksa soytarı olabiliyor. Tabii. Tabii, her şeyi bilmesi lazım. Her şeyi bilmesi. Olamaz tabii. Yani. Jacques Cousteau var. Bir gün bunlar gene işte av eti pişiriyorlar filan. Bizim Dük, Dük'ün kardeşi, Dük kardeşine bırakıyor görevi. Fakat kardeşi de rezil bir herif çıkıyor. Halk bizim ormana giden Dük'ü çok seviyordu. Kardeşi o milletin canını okuyor. Şimdi bak yine iktidar... Halkı düküyor yani. Halkı düküyor. Ama bak iktidar kavramında bir şahsın halkı malı görmesi, bir şahsı görmemesi ikilemi de var burada. Halk senin malın değil ki, değil mi? Tabii. Ama birinci Dük onu görmüyor ve halkla beraber hatta hizmet ediyor. İkinci Dük tamamen halkın malı olarak görüyor ve kendi istediklerini yaptırtıyor. Ve nefret ediyorlar. Bunlar da işte orada şarap içip yemek yerken filan diyor ki nerede bu Jack? Bizim Jack nerede diyor. Çünkü o sesi hiç çıkmayınca onun konuşmasını istiyor. Çünkü herkes yağcılık yapıyor, değil mi? Diyorlar ki efendim, o diyorlar ki herhalde çok içti filan. Nerede olduğunu bir arayın bulun getirin bakalım şunu bana diyor. Gidiyorlar bir bakıyor bizim Jack bir ağacın altında uyuyor. Gayet keyifli bir şekilde. Kalk diyorlar ya Dük seni çağırıyor. Ya aman diyor şimdi ne yapacak beni ya ben uyuyorum şurada filan diyor. Hadi gel filan gidiyor. Dük de buna şey atıyor habere böyle malzeme atıyor. Diyor ki sen diyor orada uyuyorsun diyor. Bak diyor biz de burada diyor vatan millet meseleleri konuşuyoruz diyor. Niçin diyor buralara gelip katılmıyorsun da gidip orada uyuyorsun. Sen alakasız bir adam mısın filan. Tam kızdıracak bir laf onu yani. Bunun üzerine bu hemen bizim Jack sakin bir şekilde duruyor diyor ki. Bütün dünya bir oyun sahnesi. Perdeleri yedi çağ olan bu sahnede. Kadın erkek bütün insanlar da birer oyuncu. Her birinin giriş ve çıkış zamanları vardır diyor. İşte çocukken şöyle. Peki var olmanın... Yani dayanılmaz tabii. Hafifliği derler ya. Abi, işte, bu rol müdür ya. Aslında? Tabii. Yani çünkü mesela baba oğla, anne çocuğuna, sevgili sevgiliye evet. Herkes rol mü yapıyor? Tabii. Bir de rol yapabilen... Bu rol iyi bir şey midir rol, yani? Tabii çok iyi bir şey. He. Rol yapabilen insan gelişmiş insandır. Şimdi rol ya... Ya empati mi kuruyor? Tabii, ne demek istiyorsun? Tabii. Rolü olumlu düşündüğümüz zaman... Rol yapabilen insan, pozitif düşünen insan, sahtekar değildir. Yani Osmanlı'da orta oyuncularına mahkemede şahitlik yapmak yasaktı. Ama orta oyuncular zaten abartılı oyunculardı, değil mi? Yani meydanda oynuyorlar, bağıra çağırıyor, büyük hareketler yapıyorlar. Komikliği büyük büyük yapmaya çalışıyorlar. Oyunculuk bundan ibaret bir şey değil. Oyunculuk esasında mesela sosyolojide... İkinci Dünya Savaşı'nın, işte aktör kelimesi İngilizce, İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli üç aktörü kimdir diye soruyor mesela. Kim? Bak sorular geldi. Hı. Niye orta oyuncuların mahkemede şahitlik yapması yasak? Yalan söylerler diye. Ha, ve inanırız diye aslında. Ve inanırız. Yalan söyleriz evet, diye. Evet, evet. O kadar iyi oynar ki o kadar, inanırız o kadar diye. İyi oynar. Ama... Ben sana bir şey, mutlaka onu da abartılı oynuyordur. Yani zaten anlanması lazım. Anlaşılması evet, lazım yani. Anlaşılması lazım. Yani iyi kadılar vardı ya o zaman böyle kadı hikayeleri vardır hani. Doğru dürüst bir kadı mesela saçma sapan bir dava geldiğinde çok hoş çözümler bulmuştur. Doğru dürüst olmayan kadı da çok saçmalamıştır filan. Doğru dürüst bir kadı onun oynadığını anlar. Ama esasında oyunculuk eğer insanın bir olayı yansıtması. Buna da Hamlet'te var. Shakespeare'in Hamlet'inde var oyuncularla ilgili bir laf. Diyor ki ne olur diyor. Sahneye çıktığınız zaman elinizi kolunuzu öyle sallamayın diyor. Ya da bağıra çağıra konuşmayın diyor. Yoksa o zaman sözcüklerin mahallenin tellalını okuturum daha iyi diyor. Bak bunlar hepsi oyunculuk hakkında bunlar 15. Yani buradan şunu mu söyleyeceğiz? Yani iyi rol yapan, iyi söz çıkartan mı? Tabii. Ve ama bunu tabii düşünen, bunu algılayan, bunu geliştirebilen yani insan. Yani vücut dilini kullanması orada hani bu işi daha da iyileştiriyorsa tabii, iyi bir şey midir tabii, değil mi? Tabii iyidir. Şimdi mesela diyelim... Yani şunu söylüyorsun, Hitler iyi bir oyuncu muydu abi? Tabii Hitler zaten oyunculuk dersi aldı ama kötü oyunculuk yaptı. Kötü oyuncu. Kötü oyuncu. Çünkü elini kolunu çok sallıyordu. Çok sallıyordu. Ama çok kişiye etkiledi. Mussolini de öyle.
Evet. Ama güç göstergesi olarak bunları yapıyordum. Ha. Yani hareketler, gülmemeler falan değil mi? Şimdi yani hep kötü oyunculardan ders aldılar bunlar. Ama kendileri de kötü oyuncuydu. Fakat güç olduğu için onu bir tür ritüel, bir tür tören zannetti izleyenler. Ama mesela o zaman... Ama iş yapmış durumda. Yaptı ama şey... Orada yani ne olabilirdi ki? Orada Goebbels çok önemli bir adam. Tabii. Çünkü Goebbels ne yaptı? Toplumu eğlendirdi. Mesela o zaman Almanya'da toplu eğlenceler söz konusu oldu. Sokaklarda omuz omuza tutuşup birlikte dans ediyorlardı. Böyle siyah beyaz belgesellerde tabii, de vardı. Tabii. Hala şimdi de var Almanlarda. O sanki tabii, Wagner falan. Yani o evet, bir şey kültür sanatın yükseldiği dönem. Yükseldiği dönem. Evet. Dolayısıyla mesela evet dediğin gibi klasik Alman edebiyatına çok önem verdi mesela. Wagner o dönemde çıktı. İşte Schiller'ler çok oynandı. Bir de toplum... Belki de nazizme hizmet edecek tüm enstrümanları Goebbels evet. bir şekilde evet. yani kullandı desek daha kullandı, doğru olabilir mi? Kullandı ve evet. müthiş bir halkla ilişkiler yarattı. Yani müthiş bir beyin yıkama ortamıydı bu. Yani tabii bu, 16 yaşında, 14 yaşında tabii, çocuklar tabii. Adolf Hitler için öldüler. Öldüler yani. Ve yani bu rejim kalırsa siz ne kadar mutlu bir Almanya için söylemedim sevgili dostlar. Adolf Hitler için öldüler dedim. Dikkatinizi çekiyorum. Ha anladım. Tabii tabii. Yani, ya onu bir lider olarak gördükleri için. Ama yani tabii insanlık bundan çok çile çekti sonra. Ve benim tezim İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra dünyada bir ilk defa belki önemli bir sosyolojik gelişme ortamı söz konusu oldu. Ve bir iyi yaşama dönemi sanki yaşandı değil mi? 1949'du geç 50 de mesela tamam mı? 60'lı yıllar Amerikan rüyasının gelip. Amerikan rüyası ve nasıl insanlar sanki bir rüya içinde bile olsa iyi yaşadıklarını zannediyorlardı. Demokrasi kavramı sanki böyle benimsenmiş gibiydi. Hiç benim kültürünü anlamadığı halde bizim mesela bizde demokrasinin kültürünü hiç anlamayan adam affedersin gidip duvara bilmem küçük şeyini yaparken birisi gidip ne yapıyorsun diye ona sorduğu zaman memlekette demokrasi var diyor. Kardeşim. evet. Şimdi tiyatroya bile konu oldu bu konu. Tiyatroya bile konular oldu yani. Sevgili Aziz Nesin çok güzel şeyler yazdı filan. Yani kültürü anlaşılmadan bir egosantrik bir durum yarattı o demokrasi. Yani ne yaparsan yap sen özgürsün. Ama şimdi bir de şu laf var Konfüçyus'tan kökü gelen. Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Bu laf söylenirken ne kadar basit değil mi? Tabii. Ama uygularken çok zor. Tabii. İşte bunların hepsi sanat. Bunların hepsi sanat. İngiltere'ye gittim. İngiltere'ye gittim. Şimdi konuşuyoruz. Onlar böyle her konuşmanın sonucunda darling falan derler. Şey yani anladın mı gibi yerine falan. Şu konuşuyoruz. Ben tabii sanat kavramı böyle mealen çok geniş bir şeydi üslupta. İşte sanatçıyım. Oyunculuğumla övündüğüm için bunlar hoca. Ben hem oyuncuyum hem hocayım yani orada filan. Hem ders veriyorum hem onların derslerine giriyorum. Çok popülerim. Gittiğime ilk Yorkshire Brettenall College'a gittim. Bütün okul hocaları benimle tanışmak istiyor. Öğrenciler tanışmak istiyor filan. Yani Türkiye'den profesyonel bir oyuncu gelmiş filan. Nasıl bir adam? Hoşuma da gidiyor. Yaşın kaç? İşte yaşım 22 filan. Evet. Yani mezun olduğum sene. 9. Evet. Ondan sonra şimdi konuşuyoruz. Herkesle de böyle konuşuyoruz. Ben herkese de attırıyorum filan bir şeyler. Fakat bakıyorum mesela sanat konusunda ben genel geçer bir yaklaşımda bulunuyorum. O bir süre gidiyor. Evet. Tutuyor yani. Bir süre konuşmanın uzunluğuna bağlı. Tabii. Kısaysa iyi bir şey. Kısaysa iyi bir şey. Konuşma uzadığı zaman bir bakıyorum başka bir kanala geçiyor ve ben o kanalı anlamıyorum. Yoksun orada. Yokum orada evet. Ve bu tabii beni acayip rahatsız etmeye başladı. Gerilmeye başladım ve bunu birinden öğrenmem lazım diye. Ama orada bir iki kilit soru koydum aklıma. Bunları birine sorabilirsem kime sorarım diye. Profesör bir kadın vardı. Çok iyi ahbap olmuştuk. Bir gün dedi Tamer dedi seni bizim eve yemeğe davet etmek istiyorum falan. Gittim. Çok güzel İngiliz şeyde böyle kuzey balıklarından falan bir şey yapmış. Onları yiyoruz. Ben ona dedim ki ya dedim ben bak konuşurken şu buradaki sanat kavramı bir de bilmiyormuş gibi değil de biliyormuş da
çözememiş gibi filan. Yani öyle olur mu sence filan gibisinde mi? Ayıp, rol yaptım. Rol yapıyorum şimdi. Rol değil de daha itinayla konuşuyorum. Tamam. Hatta yani seçiyorum konuşacağım lafları. Kadın tabii sen de çok iyi bildiğin gibi filan diye başlayarak. O da rol yaptı. O evet. Ama çok güzel bir şey. O da seçerek konuştu değil. Seçerek konuştu evet. Seçerek konuştu. Şimdi birbirimizi çok böyle şey yapıyoruz. İyi muamele ediyoruz. Senin de çok iyi bildiğin gibi dedi. İşte sanat dedi. Aristo'nun poetikasından şuradan buradan filan başladı konuşmaya. Ben Aristo'nun poetikasını konservatuvarda almıştım. Okumuştum ama hiçbir şey anlamamıştım. Sana söyleyeyim. Şimdi kadının açıklamalarından sonra poetikadaki laflar da aklımdan geçiyor ama. Vay anasını diyorum. Benim orayı tekrar okumam lazım. Burayı tekrar okumam lazım. Şurada. Ve kadınla konuşma bana böyle. Hani olur ya kafanda böyle diye birdenbire böyle ufuk açıldı. Tabii ona çaktırmıyorum. Çok teşekkür ederim filan. Bak şimdi bütün insanlar yapar bunu. Ben oyuncu olduğum için yapmıyorum bunu. Çünkü kadına zayıf tarafımı göstermedim. Burada çünkü aynı şeyi yaşamışız be. Bende de Tansu Şen yapılı, Önder Şen yapılı Neşir Ahmet'in. O aynı kırılma Önder noktasını ondan aldım. Yaşadın değil mi? Evet, tabii. Aynı. Muhteşem bir şeydi. Sonra ben, benim çok güzel bir dairem vardı şeyde, kampüsün içinde. Oraya döndüm, hemen tık 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 bunları düşüncelerimi not aldım, unutmayayım diye. Sonra ertesi gün kütüphanede aşağıda böyle yaşlı bir adam vardı, çok ahbap olmuştuk. Bradford'luydu böyle İngilizcesi aksanlı. Domer ve Genius, we are here filan diye konuşuyor. Aksan diye konuşamıyordu. Ona gittim ya dedim sen bana Aristo'nun şeyini bulsana. Poetikasını. Türkçesini anlamamışım İngilizcesini okumaya karar verdim. Aldım okuyorum. Orada şimdi giriş yazmış adam. Diyor ki dikkat ederseniz diyor. Aristo bu kitapta sanat kelimesini hiç kullanmadı diyor. Dırırım. Hani biz Aristo sanatı yazıyor diyorduk değil mi? Evet. Ama çünkü sanat kelimesi o zaman yani insanın yaptığı işin hangi değerlerle yaptığını anlatan ve kabul edilmiş bir anlayış biçimi olarak görülüyor. Onu adam propagandist bir anlayışla sanatı anlatmıyor. Fakat ölçme değerlendirmesini anlatıyor. Bunun da temeli iyi, güzel ve doğru. İyi, güzel ve doğru birçok alana daha sonra yayıldı değil mi? Tabii. Hatta Rönesans'tan sonra mesela yapılan kültür merkezleri, mesela bu Viyana'daki, Frankfurt'taki Alte Oper vardır Frankfurt'ta, Budapeşte'deki binaların hepsinin üstünde iyi, güzel ve doğru yazan. Kant bunu şöyle açıklıyor, diyor ki Rönesans sonrası insanlar dinle bağlarını koparmadılar ama seküler bir yapıya geçmek söz konusu olduğu için buraya geldiğiniz zaman da bunlarla donanıp çıkarsınız demek için yazılar diyor. Yani içeri girerken başka birisi olarak giriyorsun, çıkarken... İyi, güzel ve doğruyu alarak cebinizde çıkarsınız diyor. Bunu düşünce biçimi haline getirip çıkıyorsun. İşte onun adı sanat. Söylemiyor ama onun adı sanat. Sanatçı kim? Sanatçı da bu yolda yürüyen adam. Yani evet. Ben ona patika diyorum. Bu patikada ana yola çıkmak için yürüyen adam. Ve çok sanatçı mı zanaatkar mı? Mesela bu konu şimdi, nasıl bakıyorsun? Esasında sanat kelimesi zaten zanaatı kapsıyor. Evet. Yani başlangıçta mesela Arapça san'a kelimesi yapmak anlamına geliyor. Yapmak. O zaman bir şey yapabiliriz. Yani çok testere kesebiliriz. Ama bunu yaparken düşünüyor musun, düşünmüyor musun? Tabii ki düşünüyorsun. O odunu, o tahtayı niye kestiğin bir amaç belirliyorsun. O tahta öteki tahtaya nasıl geçecek? Nasıl geçecek değil mi? Yani onu nerede kullanacaksın? Tabii. Final yani. Onu düşünerek, öyle laf olsun, torba dolsun diye kesmiyorsun onu yani. Dolayısıyla Schelling diye bir 17. yüzyıl klasik Alman filozofu var. Çok önemli. O diyor ki sanat teoriyle pratiği birlikte gerçekleştirmektir. Bu da yani teori, düşünce oluşturmaya katkıda bulunan malzeme ve geçmişten gelen birikim. Pratikte bu düşüncenin özenle oluşturulmasından sonra bunu seni şekle icraata geçmesi. Yansıtma, evet. İcraata. Neyi icra ediyorsun ama? Hangi alanda bir zanaat? İşte zanaat, oradaki zanaat icraat oluyor. Teori de sanatın başlangıcı oluyor. İkisini birleştirdiğin zaman sanat oluyor. Burada Hipokrat'ın lafı beni çok etkiler.
Yani Ars Longa Vita Brevis diyor ya. Sanat uzun, hayat kısa diyor. Şimdi Hipokrat'ı biz nasıl biliyoruz? Tıp konusunda ilk bilgileri bulan adam değil mi? Şu kadarcık bir bilgi tıp konusunda. Bir adam ölürken söylüyor bunu. Sanat yani uzun... aslında sanattır yaptığım iş diyor değil mi? Heh. Yani şöyle demek doğru oluyor o zaman. Hayatın her şekli sanat evet, aslında. Her şekli sanat. Çünkü neden? Evet. Bir yaratıcı kavramı, evet, yani Allah kavramı varsa ortalıkta evet, zaten her evet, şey bir sanat oluyor. Ve öyle mi de bakabilirsin. Eğer Allah kavramı varsa o zaman en büyük yaratıcı o. Tabii. Yani çünkü insanı yaratmış. İnsan da çünkü dünyada yaratılmış en gelişmiş sanat eseri. Tabii. Çünkü her şey insan için hazırlanmış evet, oluyor. Evet. Şimdi ve tabii burada doğayı okuyan da o insan. Yani değil mi? Mesela Osho'nun bir lafı var. Osho'nun bazı şeyleri hoşuma gider ama bir lafı var. Diyor ki insan olmasaydı bu hayat çok daha güzel olurdu. Biz nereden bilecektik onu? Bunun garip sorusu da bu. Nereden bilecektik? Tabii. Çünkü insan onu aktardı. İşte o aktarıma biz sanat diyoruz. İnsan bir tek canlı yaptı bunu. O da insan. Ne yaşadıysa, ne gördüyse aktardı. Çünkü aktardı, onu süzdü. Ve Gombrich diye biliyorsun, sanatın öyküsünü yazan çok önemli bir kişi var. Gombrich'in sanatın öyküsünde önce kitabın ismi İnsanlığın Kısa Tarihi. Gombrich insanlığın kısa tarihini sanat olarak tarif ediyor. İnsanlık tarihini yani. Çünkü insanın her zaman diliminde gerçekleştirdiği genlilik, doğayı okuması, doğadan aldığı ilhamla bir şeyler yaratması değil mi? Her şey doğadan yani sanat zaten Yunanların ars Latince bir kelime, tekne Yunanca bir kelime. Tabii. Ama tekne insanın doğadan aldığını yorumlayarak tekrar yeniden yaratmasını da kapsayan bir laf. Tekne. Yani şöyle... Teknik de var içinde. Tabii teknik de var içinde. Hı. Çünkü onu oluşturabilmesi evet, için matematize evet, etmesi matematize gerekiyor. Matematize etmesi gerekiyor. Yani yaradan veyahut da yani Allah'ın bir şekilde kainatı yaratmasıyla birlikte bir sanat başladı. Evet, evet. Çünkü bunu evet, Aristo da öyle evet, söylüyor. Tabii. Yani nereden baksa Erasmus da aynı evet, şey. Biraz tabii, sonra gireriz. Tabii. Hepsi aynı şey. Thomas More da aynı tabii, şeyi söylüyor. Tabii. İbn Arabi de aynı tabii, şeyi söylüyor. Ve zaten bak bu belirttiğin isimlerde o dönemin yani Rönesans öncesi, Rönesans sırası yani dinin istismar edilen bilgilerine karşı ne kadar kiliseye bağlı olurlarsa olsunlar akıl yürütmeleri var bu adamlar evet, değil mi? Tabii orada aydınlanma çağının yani etkisi var, çok etkisi var. Şimdi tabii burada hani Erasmus sen ama bir şeyi bitir hızlı evet, bir şekilde. Başladın İngiltere'de. Ve mesela oradan itibaren benim ufkum açılmaya başladı. Şunu anladım ki sanat kavramı insanın bir işi özenle yapma düşüncesine sahip olması ve o sorumluluğu taşıması. Onun için de düşünecek bilgiye ulaşması, malzemeyi düşünüp sonra da iyice... Şunu söylememiz mi lazım? Yani sanat dediğimiz işin içinde resim, heykel, şiir filan yoktur. Tabii. Heh. Zaten yoktu. Yani ona bakarsan dön geçmişe. Medici ailesini biliyorsun. Tabii. Medicilerden önce ressamlar ne işe yarıyordu? Sadece kiliselerde. Zanaatkardı. Zanaatkardı. Bizim şu anda anladığımız. Kimsenin onlara sanatçı filan dediği yoktu yani. Tiyatrocular pazar yerlerinde oyun oynuyorlardı. Kimse onlara sanatçı demiyordu. Yani sefil, çok zor şartlarda yaşayan adamlardı. Ama Rönesans'ı hazırlayan, daha sonra Medici ailesinin onlara, yani özellikle ressamlara sahip çıkması sonucunda bu... Bir sınıf mı oluşturuldu? Bir profesyonellik başladı. Evet. Mesela bu işte profesyonellik yoktu. O düzmece Richard var ya mesela İngiltere'de, evet, ikinci Richard yani şey, aslan yürekli Richard evet, yerine... O Haçlı Seferi'nden dönemeyince benim evet, Richard diyen adam. Mesela o adam çok batrak bir oyun bulmuştum İngiltere'de. Şimdi oyunun adını da hatırlamıyorum, kendisini de bulamıyorum. O adam kendini kabul ettirdiği zaman orta sınıfa diyor ki hepiniz sanatçısınız diyor. Kullanıyor bunu. Ve diyor sanat artık küçük esnaf ve zanaatkarlıktan çıkmalı. Halkın yaşama biçimi olmalı diyor. Aslında o oyunu bulmak istiyor. Bugün diyor, olması gerekli şeyden evet, bahsediyorsun. Evet. Evet. O çok ileri bir görüş değil mi? Düzmece Kral ismi evet, bunun adıydı. Yani bu var mıdır Türkiye'de hala? Ya da belki konservatuvarda da mı bulmuş olabilir Türkçesi bu? Çünkü konservatuvarın da kütüphanesinin en tepelerinde unutulmuş. Mesela çok eski dilim
1930'larda filan bunu çevirmiş biri olabilir, biliyor musun? Öyle kitaplar vardı çünkü. Ya şeyleri, dizaynları çok tuhaf filan, hani biliyorsun şey. Resim olmayan, resim, yalnız yazıyla, yazıyla ve evet, bir çerçeve. Evet, ya da mesela işte onlar Milli Eğitim ikiler. Bu mesela özel bir yayın evi bastıysa, mesela iç kapakta şöyle böyle bir dizayn olabiliyor filan. Şöyle mesela burada yazıyor isim filan. Şöyle bir şey ya, biraz hani resmetmiş sanki ismi abartmak için filan. Bu kitabı bulmam lazım. Bak bunu ne zamandır düşünmüyordum. Bu konuşma dürtü oldu. Buna da impuls deniyor biliyorsun. Evet. Estetikte dürtü. Birbirimizle konuştuğumuz zaman eğer iyi bir alışveriş içerisindeysek, beynimizin kaydettiği şeyleri biz tık gene ortaya çıkartabiliyoruz. Şimdi tabii hani Erasmus'tan bahsedince aklıma hep şu geliyor. Yani deli mi Erasmus? Neden bu adam deli? Evet. Evet. Niye deliliğe, bizim, metiye var? Bizim işte çocuklara söylediğimiz icat çıkarma var ya. Evet. Çünkü o çocuk deli icat çıkarttığı için. Erasmus zaten, ben zaten deliyim diyor. Desiderius Erasmus. Evet. Evet. Delirius yani. Dolayısıyla yani Erasmus'un şimdi tuhaf bir şekilde bugün geldiğimiz çağda biz sanata evet diyoruz. Neden? Neden bu çıktı sanata evet? Yani benim bir tuhaflık yapayım da aman bir de şey olsun, ilginç bir şey olsun düşüncesiyle mi yarattım acaba? Bu kelimeyi, iki kelimeyi yani getirdim. Yoksa acaba yaşadığımız dünyadan etkilenmeler sonucunda mı bu böyle çıktı ortaya? İşte bu İngiltere, daha sonra Almanya, daha sonra Amerika maceralarımda kendimi çok test ettim. Kendimle hesaplaşmak istedim. Ben doğru mu söylüyorum, yalan mı söylüyorum? Ben ne yapıyorum? Ben nasıl bir insanım? Yani düşündüklerimi iyi ifade edebiliyor muyum? Mesleki açıdan mı yalnızca? Ha, ama bu... Yoksa hayatın akışı içinde. Bu hayatın akışı açısından. Yani hayatın akışında bunu düşündüğüm zaman bunun benim mesleğime yansıması çok olumlu oldu Ertan. Yani o düşünceyi ben, hani nasıl teori ve pratiğin birlikte olması deniliyorsa, ben orada düşündüğümü mesleğimde uyguladım. Gerek reji yaparken, gerek oyun yazarken, gerekse oyunculuk yaparken. Yani gözlemlerimi bilgilerimle buluşturarak ürüne aktardım. Bir şey mi var orada? Yok, şeye bakıyorum, yazılara bakıyorum. Arkadaşlar ne yazmış? Çok faydası soru, sorusu. Çok faydasını gördüm. Yani mesela... Bilgelik konusu Erasmus için geçerli. Bilgelik delilik midir? Evet. Çünkü bütün bilgelerin başına gelmedik şey kalmamış değil mi dünyada? Yani evet. Giordano Bruno bugün bu yönde yakıldı değil mi? Yakıldı bu uğruna. Giordano bugün bunu söylediği zaman eski baba senin söylediklerini falan diyecek bir sürü adam var yani. Yani işte Karl Marx proletarya diktatörlüğü dediği zaman bu diktatörlük ancak böyle olur gibisinden bir yapılanma içerisine gitti. Ama onun çok yakın arkadaşı Hegel Riga'da bir konferansta dedi ki biz yani komünizm denen bir uygulamanın henüz köylülükten kurtulamamış bir toplumda değil de hani ileriki dönemde Amerika'dan filan çıkmasını beklerdik. İngiltere'de bekleniyordu. Ya da İngiltere'de beklerdik dedi. Şimdi bak ama nedir? Dünya bir arayıştaydı. O arayış nedeniyle oraya gitti. Ama şimdiki düşünce yapısına bakıyorsun, bir bütünselleşme arayışı var insanlarda değil mi? Kamplaşma yerine bütünselleşme. Şimdi buradaki bilgeliğe baktığımız zaman, yani bilgelik deliliktir. Evet. Şimdi bunu bugün söylediğin zaman bilgelik, yani benim söylediklerim bile şu bugün delilik olarak anlaşılabilir. Çünkü Frankfurt Okulu neredeyse 50 yıla yakın bir süre önce ideoloji çağı bitti, vizyon çağı başladı dedi. Ama dünyada hala ideoloji çağı sürüyormuş gibi bir hava var. Ama o ideolojinin ne olduğunu, kültürünün ne olduğunu bugün yeniden tanımlayan bir fikir yapısı yok. Var mı? Ama yine Erasmus'tan kendini bilge sanan daha da delidir diyor. Evet. Şimdi. Evet, tabii. Kendini bilge sanan çünkü o zaman o kaybediyor. Çünkü onu oraya geldim, oturdum, yerleştim zannediyor. Halbuki o huzursuzluk verici bir makamdır yani, değil mi? Bilgelik makamı. Oraya geldim diyemezsin. Sanat da yani, sanat öyle işte. Yani bilge, ne demek sanat öyle? Bilgelikle sanat arasındaki benzerlik şu. Tıpkı Hipokrat'ın söylediği laftaki gibi. Diyor ki sanat uzun, hayat kısa. Yani ben
bir sanat yaptım diyor. Ama ömrüm yetmedi diyor. Daha evet. daha geliştirebilirdim bunu. Ama ömrüm ömrüm yetmedi diyor. Evet. Ama sanatçı olmadı diyor. Sanatçı olamadan gidiyorum. Eğer yapacak çok şey yapacak var. Yapacak çok şey var. O zaman bitmemiş yani. Bitmemiş. Yani sanatçı kelimesini yani aslında bizim heykele benziyor biraz değil bu mi? Heykel, doğru. Bu heykel evet. bence müthiş bir şey. Yani bunu başka şeylere yoranlar çıkabilir, şuna yoran buraya ama kişisel farkındalık meselesini çok iyi anlatan bir heykel bu. Yani ve kendini yontuyor, kendini yeniden yaratıyor değil mi? Evet. İnsan bunu fark ettiği zaman öz eleştiri yapabiliyorsa kendine yeni yönler tayin edebiliyor. Olması gerektiği yönleri yani. Ve bunları da uygulamam lazım diyor. Yani söylediğimle yaptığım tutmalı diyor değil mi insan? Söylediğimle yaptığım tutmalı konusunu prensip. Benim mesela böyle bir alışkanlığım yoktu çocukluğum ama kendimi zorlayarak bunu şimdi aşağı yukarı bunu oturttum gibi. Yani hala tam oturmuş diyemeyiz belki ama. Çünkü hayat uzun diyorsun. Tabii hayat uzun. Evet, tabii. Ama mesela kendimden mutluluk duyduğum anlarım olmuştur. Vay be. Bunu doğru yaptık. Bunu iyi yaptık dedim. Tüylerim diken diken olmuştur. Ama bu megalomani ya da oldum anlamında değil. Olacağız. Umut var anlamında yani. Olabilir belki. Şimdi hep uzun gelen hayatımız evet. aslında biraz önce söylediğin gibi sanatın kendisinin uzun, hayatın kısa evet. olduğunu anlatan evet. Evet. bir ironi değil evet. mi? Bu tabii. büyük bir ironi. Evet. Müthiş bir laf. Peki Erasmus niye demiş bunu sence? Yani delilik kavramı. Kendini çok bilge olarak gördüğü için mi deli demiş yoksa ironi hani orada büyük ironi, bir ironi Erasmus yapıyorum sıradan ben. Sıradan olmayın diyor. Evet. En ez cümle. Sıradan olmayın diyor. Yani o çocuğa babası diyor ya mesela ben hatta böyle espri yaparım. Newton derim işte ilk defa taşı havaya attığında herhalde 9-10 yaşındaydı. Yok böyle bir şey. Ben mesela orada atıyorsun, atıyorum. Tabii. Senaryo yazıyorum. Herhalde 9-10 yaşındaydı derim. Atıyor taşı havaya. Çocuk bu. İstiyor ki taşı attı mı uzayda Ay'a kaybolsun. Gitsin. Evet. Ay'a gitsin filan. Atıyor taş geri geliyor. Sinirleniyor bir daha atıyor. Bir daha. İnatçı bir çocuk. Atıyor taş geri geliyor. Sonra yani babasına gidiyor diyor ki ya bu diyor taşı havaya atıyorum. Niye diyor uzaya gitmiyor. Babası diyor bu sen salaksın diyor. Değil mi? Sen kafacı. Peki neden yere düşüyor diyor. Sorduğun soruya bak nereye düşecekti diyor. Salak böyle sorular sormamalı. Ya o nereye düşeceği sormuyor. Neden yere düşüyor soruyor. Değil mi? Ama bak nereye düşecekti dediği zaman adam da haklı gibi görünüyor. Değil mi? Tabii. Orada bir incelik var. Ama ben nereyeyi sormuyorum. Tamam onu ben de biliyorum. Zaten sorum o. Neden buraya düşüyor? Ve soruyu sormak önemlidir. Soruyu sormak. Yani, ve adam o kadar sene bunu düşünüyor ki bir gün ağacın altındaki o elma hikayesi yani elma daldan koptuğu zaman niye uçmuyor değil mi? Geliyor pat diye senin burnuna düşüyor birader. O zaman evreka diyor yani. Demiyor evrekayı diyor başkası ama evreka diyelim. Evreka lafı çok hoşuma gidiyor çünkü. Hah diyor yer çekimi. Buradan da bu yere düşüyorsa demek ki yer çekimi var. Ve yer çekimi sanki bulunsa da olurmuş, bulunmasa da... Bu Arşimet için de geçerli tabii, değil mi? Tabii Arşimet hani için de geçerli. Çocukluğundan tabii. beri aynı soruyu bu. Tas niye yüzer? Tas niye yüzer diyor. Evet, çocukluğundan beri. İşte o süreç. Yani Schelling'in söylediği teorinin süreci. Uygulamada buluşu. Orada ürün diyor. Aslında şöyle... Hayatımızda şu dakikaya kadar, hı. yani hayatın kısa, sanatın hı. uzun olduğu, hayatın kısa, bilimin uzun olduğu, evet. hayatın kısa, kültür, sanat, bilim ne koyuyorsanız koyun hepsinin uzun olduğu bir süreç yaşıyoruz. Evet. Evet. Bu sürecin içinde aslında gerçek soru şu anladığım kadarıyla bu konuşmada. Hı. Önemli olan doğru soruyu sorması insanın tabii, kendine. Tabii. Gerçek soru doğru soruyu sormak. Ve evet yani... Orada işte kendini tanımak çok önemli. Mesela yani bir kaç kere taş attın? 60'ında çocuk büyük, binlerce defa. Binlerce defa. Yüzdürmeye çalıştın, sektirmeye çalıştın filan. Hiç yani abi düşünmedi çok insan. Evet. Ben de dahilim bunun evet. içine yani. Evet. Bu konuyu düşünmedim. Niye acaba bu atıyoruz da aşağı düşüyor? Evet. Yani evet. hani yer çekimi evet. değil mi diye bir kanunun. Şimdi o zaman... Bunu düşünmeyenler normal, düşünen anormal oluyor. Değil mi? Evet.
O zaman da zaten Newton salağın teki. Çünkü biz akıllı olduğumuz o kadar eminiz ki yani. Değil mi? Bir problem yaşıyoruz. Yani bu eskiden Erasmus olmayan bunu bir problem. Işte. Evet. Yani delilik diyor aslında düşünmemektir diyor değil mi aslında? Kesinlikle. Çünkü kendini bilge sanırsın. Ve bu bilgelikte dünyanın en büyük deliliğidir. Hayır, deliliği ben olumlu. Ben bile bunu bilmeme rağmen. Tabii, deliliğe metiye yapıyor. Evet. Eğer diyor buna deli diyorlarsa sen deli ol kardeşim diyor. Tabii. Becerebiliyorsan böyle bir deli ol diyor. Çünkü öbüründen olmanın hiçbir faydası yoktu. Zombi gibi yaşarsın yani işte. Adam diyor ki mesela abi şu dünyaya bir kere gelmişiz diyor. Biraz da yaşayalım tadını çıkarım. Ne yapıyorsun kardeşim diyor. Valla işte diyor, ya işte iyi falan. Ya ne yapıyorsun? Özel bir şey var mı diyorsun yaptığın. Yok abi diyor işte. Nerede çalışıyorsun? İşte bilmem ne devlet bilmem ne şirket. Memnun musun işte? Değilim abi diyor. Seneye diyor 25 sene doğru emekli olacağım. Allah Allah. Emekli olunca ne yapacaksın diyor. Bir şey. Köye mi gideceksin? Bir de öyle bir espri vardı. Emekli olunca köye gideceğim. Ne güzel değil mi? Köye gitmek diye bir şey. Köye mi gideceksin? Yok diyor artık köy kalmadı abi diyor. Köyde bir şey. Ne yapacaksın? Evde oturacağım. Ev nerede diyorsun? İşte bilmem bir mahallede. Ha iyi diyorum orada sen en azından kahveye gidersin herhalde. Yok hocam ben kahve de sevmem diyor. Kahveye de gitmem. Ne yapacaksın diyor. Camın önünde oturup bakarım dışarı hanımla konuş. Ulan ölürsün dedim ya. Yani değil mi? O kadar statik bir yaşama yok. Geliyor. Uzun da yaşasa artık o ölümün bir parçası oluyor. Bir tür zombileşmek bu yani. Morias, Thomas More. Yani daha çok şöyle söyleyelim. Belki Erasmus'un deliliğe övgüyü atıfta bulunduğu kişiden bahsetsek biraz. Yani burada... Thomas More diye de bir heykeltıraş da var aynı zamanda. Biliyorsun tabii, evet, evet. Onların heykelleri mesela benim ilk gittiğim okul şeydi. York Brattonhall College'di. Sonra aşağı Londra, sonra Stratford'da böyle indim hep. Oradaki müthiş bir park vardı. O parkta adamın heykelleri siyah heykelleri vardı. Yani böyle orasında delik, bilmem, absürt biraz falan. O da Thomas More. Morias'tan bahsediyorsun. Onu görüp onu düşünürdüm hep yani. Öbür Thomas More'u düşünürdüm. Evet. Thomas More kimdir abi? Abi. Hani böyle bir hani ilk defa. Müthiş bir adam. Ve de neyi müthiş abi? Katolik Kilisesi'nin İngiltere temsilcisi. Evet. İngiltere'deki en baş kişisi. Fakat işte skolastik çağın yaşanmasında din adına insanlara işkence yapılması, kralların boyunun uzatılması, kemiklerinin parçalanması, işte Alman kralının sırtına devasa bir haç yükleyip sen bunu dağa çıtırmalarak çıkarmalısın denmesi, tırnaklarının insanların sökülmesi, Engizisyon mahkemelerinde kesilen kafaların duvar yapılması, hatta bunlardan kilise inşa edilmesi. Katolik Kilisesi'nden bahsediyorsun evet, Katolik şu anda. Kilisesi'nde bahsediyorum. Evet, Vatikan'da şu anki. Evet. Bu durum yani bütün insanların içini acıtıyordu. O dönemde Akinalı Tomaso diye bir rahip sanat kavramından söz etmeye başladı. Sanatın yaşama biçimi olması gerektiğini. Bir de Salisbury'li John var. Bunlar hatta mektuplaştılar. Ve Aristo'nun iyi, güzel, doğru kavramının ne kadar geçerli olduğunu, onu ne kadar uygulayabiliriz. Çünkü bir tarafta insanlar telef oluyor, din kavramının bu şekilde kullanılması dolayısıyla ve de siyasete alet edilmesi nedeniyle. Halbuki din kavramının esasen bütün insanların ortak bir tarihinden geldiği ve insanların hatta o bile yani o tarihte bile belki Aristo'dan önce de olabilir pagan dönemden de gelen kuralları sayacak olursak gene insanların özlemi iyi, güzel ve doğruda buluşmak değil mi? Tabii. Daha sonra Hegel buna etik, estetik ve adalet diyor. Yani iyinin karşılığı etik, güzelin karşılığı estetik, doğrunun karşılığı adalet. Müthiş bir üçleme değil mi bu? Üç kavramı yan yana... Barış, kardeşlik, özgürlük de diyebilirsin. Evet, barış, kardeşlik, hep özgürlük. Devam eder aynı. Evet, bunlar, ama süreç bak, bu da süreç. Tabii. Ve bu süreci samimiyetle benimseyen insan salaktır. Bugünkü kafaya göre. Ama bu süreci samimiyetle benimseyen insan mutlaka başkalarının düşünmediği bir şeyler icat edebilmeye yatkın bir insandır. Değil mi? Tabii.
Çünkü o aynı görüşte. O beyin o süreci yaşıyor. Öbürününki de bunu kandırmaya ya da bunu aşağılamaya yarıyor. Şimdi öbürünün de esasında beynini buraya çekebilsen belki o da çok önemli bir şeyler üretebilecek ama belki de şanssız. Neyin doğru, neyin yanlış kavramı aslında konuşulmuyor. Evet. Önemli olan evet. düşüncenin daha evet. çok özgür olması. Evet. Evet. Değil mi? Evet. Veyahut da bir düşünce üzerine tabii. insanların eziyet çekmemesi. Evet. Değil mi? Karşıt düşüncede birisi var, öteki kötüdür diye ya ona o... eziyet etmemekten bahsediyor. Doğru mu? Çok doğru. Sen öyle söyleyince aklıma laf geldi. Onda ben hep tereddüte düşüyorum. Voltaire'in miydi acaba? Hani söylediklerin tek kelimesine bile katılmıyorum ama söylediklerini tabii. söyleyebilmen için canımı bile veririm diyor. Değil mi? Evet. Yani bak insanlık böyle şeyler düşünmüş ya. Biz ama bunlar sosyopsikolojik alana giriyor. Daha yani bunların hepsinin kökü felsefe. Bunu Katolik Kilisesi yani daha çok hani Hristiyanlıkta anlatırken Yahudilikte ve Müslümanlıkta da olmamış mı? Tabii. Hallacı tabii meselesi. Tabii ki Hallacı Mansur meselesi. Bugün artık tanınmış din adamlarımız da Hallacı Mansur o kadar da kötü değilmiş falan demeye başladılar mesela değil mi? Tabii. Yani bu daha fazla üzerine gitmek istemiyorum ama bunun dediklerini görüyorum televizyon programında. Şimdi yani din kavramı çıktığında bu insanların birbirlerini anlaması, birbirine zarar vermemesi, birlikte barış içinde yaşaması kavramını disipline ediyordu değil mi bu? Tanrısal bir olgu olarak eğer ezoterik bir şekilde de geldiyse dünyaya, bunun da Tanrı kökünden kaynaklanarak diyelim, bunun da o zaman bir bilgeliği vardı, bir şey. Ama bu insanları parçala, insanları kes, insanları doğra demek değildi herhalde, değil mi? İnsanları sen süreç içerisinde elde ettiğin verilerle anlayıp, onlarla anlaşarak, mesela uzlaşma kelimesi sanki çok olumsuz bir kelime gibi anlaşıldı. Taraflar, insanlar taraf haline geldikçe. Ama çağın gerekleri onlardı belki. Yani Danton'la Robespierre Fransız ihtilalini birlikte kalkıştılar. Fakat Robespierre Danton'un kafasını uçurdu. Tabii. Şimdi demek ki oradaki ayrılık neydi? Danton daha insancıl olunmasını, öbürküne daha sert olunmasını. Aynı şey Thomas More için de söyleyebilir miyiz? Tabii ki, tabii ki. Thomas More da 8. kiliseye ait bir de kiliseye ait bir insan olmasına rağmen o dönemki kilisenin yaklaşımlarının üstünde bir yaşam hayal ediyordu Thomas More. Bu çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Tıpkı Akinalı Tomaso, Salisbury John gibi yani. Dolayısıyla hem dinin içinden burada gelip hem çok yetkin bir makam. Evet, tabii. Evet, değil mi? Tabii. Hem de Ütopya yazan bir adam. Tabii. Şimdi Ütopya neyi ifade ediyor? Yani nedir Ütopya? Yani hikayenin kendisinden daha çok ifade ettiği önemli. Ben Ütopya'da yani ilgilenen arkadaşlar yani bunu Ütopya, okuyabilirler. Yani Atlantis, Nu filan gibi şeyleri hatırlatır bana Ütopya bir yandan. Evet. Sana söyleyeyim. Yani böyle bir yaşamın olabileceğini olabilir. Yani. Francis Bacon'ı da etkilemiş olabilir tabii ki, mi bu tabii, Ütopya? Tabii, daha sonra tabii. New Atlantis'in yazılmasındaki etki olabilir mi? Bacon evet. mesela sanat kavramı üzerine en doğru lafları söyleyen kişilerden biridir. Sanatı resim, heykel, tiyatro, müzik olarak değil, yaşamın süreci olarak anlatan müthiş sözcükleri vardır Bacon'ın. Zaten yani bu kültürlerden etkilenmiş o dünya sanatı süreç olarak tarif eder. Francis Bacon Shakespeare miydi? Shakespeare'le ilgili bu çok konuşulduğu için. Marlowe için Shakespeare derler. Evet. Marlowe var ya. Evet. Marlowe için Shakespeare. Ama Bacon'la da çok benzerliği var dediğin gibi. Yani çünkü Shakespeare'in bazı romanlarına baktığımız zaman Francis Bacon'ın hani tabii. cümleleri birebir orada. Hani onun kullanımı. Çünkü bu biliyorsun cümle yapısı da insanın tabii, aklını tabii, aynı tabii, DNA'sı tabii, veya parmak izi gibi evet. anlatıyor. Evet. Ben Stratford'a gittim yani Shakespeare'in yaşadığı yer diye bilinen yere. Stratford'a gittim deyince şimdi bizim izleyiciler diyecek ki Amerika'da evet. Ha yok. Stratford-upon-Avon diye geçiyor. Avon Nehri var. Yani Avon Nehri'nin yanındaki Stratford anlamına geliyor. Tamam. Avon Nehri bizim Ava'ya benziyor. Ava var ya. Evet, evet. Ben Ava'ya gittiğimde
Acayip bir şekilde Stratford'daki Avon Nehri'ne benzetir orayı. Onun da iki tarafına evler yapılmış durumda. Orada da o Avon Nehri'nin iki tarafında çok güzel evler vardır. İşte insanların kayıkları falan var. Zıt bazen koyuyor, küçük motoruyla vız vız gidiyor. Çok hoş bir yer. Ve orada ottan yapılmış kulübeler var. Ve Shakespeare işte bu kulübede yaşadı deniyor. Yanında bir kulübe var. Karısıyla ayrı kulübelerde oturuyorlarmış deniyor. Karısının ismi Anne Hathaway. Şimdi diyorsun ki ya adam demek var ki karısı da var ya. Yani, değil tabii. Mi? Yani, tabii çok ilginç bir yer o. Bilmiyoruz. Ha? Birisi de burada bilmiyorum. Yaşadı dedi. Birisi de burada yaşadı. Yani dedi. Benim bildiğim Londra'da ha. Shakespeare Hall var ya. Tabii, o kadar tabii. Orayı biliyorum. Royal Shakespeare Company evet. Var. İşte Royal Opera House var filan. İşte onlar hep zaten Shakespeare bölgesi orası. Yani Shakespeare müthiş bir olay tabii yani. Yani şimdi sen mesela demin söyledim ya hani bütün dünya bir oyun sahnesi, perdeleri yedi çağ olan bu sahnede bütün insanlar birer oyuncu. Thomas Merton diye Amerikalı bir sosyolog, sosyoloji tezini bunun üzerine kurdu. Yani bütün insanlar nasıl oyuncudur diye. Ve o dönem bizde de bazı sosyoloji hocalarımız, benim de ahbaplarım vardı içinde, buna Amerikan sapması dediler. Yani bugün Thomas Mores'in, More demiyorum ben, sen Mores'in, diyorsun. Mores'in yazmış olduğu Ütopya'nın daha sonra New Atlantis konusuna geçip, yani aslında bir projeksiyon yapıp yeni dünya düzeninin evet. Fikrini atması gibi bir şeyden çok, mi bahsediyor? Çok güzel bir şeyden söz etti. Yani deminden beri tabii oraya geleceğim ama yani örnekler vererek gelmeye evet. Kalkıyorum. Zaman da geçiyor. Evet. Demek ki insanlar hep daha güzel bir dünya olabilir düşündüler, değil mi? Pozisyonu Katolik Kilisesi'ni korumak olmasına rağmen bunu düşünebilen bir insandı. Henry ile başından tabii, çok hani onlar çok yakın dostlardı aynı zamanda. Çok yakın dostlar. Henry hatta parlamentonun başına geçirdi. Tabii. Müthiş Thomas bir dostluk. Thomas More. Evet. Ve çok da isabetli bir karar. Çünkü Katolik Kilisesi'nin başında olan bu adam, parlamentonun başında son derece objektif kararlar alınmasına neden olabilecek bir geçmişe ve güce sahipti. Ama din böyle istiyor, din böyle istiyor diye insanları perişan etmiyordu. Ve aslında de, karşı çıktığı Anglikan Kilisesi'nin yönetim şeklinde kralın ruhban sınıfının başkan olması evet. Sistemine karşı çıkarak... Evet. Yani dedi ki kral aynı zamanda rahip, baş rahip olamaz. Evet. Çünkü bu Tanrı tarafından müthiş atanması şey lazım. Sekülerizm. Şimdi başka. Arkasında dedi ki kilise buna karşı çıkıyor. Evet. Şöyle bir problem yok mu orada? Yani ben hem Erasmus'u hem de Thomas More'u yani bilakis birbirleriyle hani çok yakın dostlar Türkiye'de olduğu için. Türkiye'de çıkan Ütopya kitabının Thomas More'un giriş ön sözünün Erasmus'undur biliyorsun. Tabii. Çan yayınları. Tabii Çan yayınlarından. Şunu söylemek istiyorum. Bunların ikisi de aydınlanma tarafında olan insanlar. Yani bir bakıma illuminatlar. Evet. Bugünkü evet. Hani perspektiften evet. Bakınca. İllüminat buraya çok güzel oldu. Evet. Yani ben kilisede durursa ben biraz bu sistemin daha çok illüminat akla çalıştığını görüyorum. Katılır mısın buna? Şimdi İlluminat aklı ben illa böyle hani soyut bir veri olarak algılamak istemiyorum. Çünkü ne demek istiyorsun? Bütünsellik içerisine düşünüyorum. Yani hani nasıl sanat kavramının insanın doğayı gören, doğayı okuyabilen ve doğayı yeniden şekillendirecek icatlar yaratabilmesi süreci olarak anlıyorsak mesela bu sürecin biraz sonrasında Newton var. Evet. O da aynı illüminat akılla. Evet. Çünkü bugün işte şeyin Elizabeth'in, Kraliçe Elizabeth'in yattığı yerdeki en büyük mezar Newton'a ait. Doğru. Evet orada şey yapamıyorum. Yani illa bu hani bu hani insan sonradan akıllı olamaz. Doğduğunda akıllıdır demek gibi bir laf yani sanki değil mi? Yani doğuştan akıllıdır. Akıl varsa doğuşta vardır. Yoksa yoktur. Yok, akıl geliştirilen bir şey. Heh. Tabii. O halde yani ben mesela... Sanat gibi. Sanat gibi.
Ben mesela akıl sanat mıdır yani? Evet. Bak ilk defa böyle güzel bir ben soru. Sana bir güzel şey, oldu değil Picasso mi? Picasso da bunu çok güzel oldu. Evet. Picasso da söylüyor bunu. Yani geçen gün onun İspanya'daki o müzenin adı nedir? Madrid'deki meşhur müze. Ben de gittim oraya. Şimdi İspanya'da bir arkadaşımız José Luis Gomez diye Sanata Evet şarkısı bestesi yapıyor. Yakında çıkacak. O mesela gitmiş, o Madrid'deki müzeye ben de gitmiştim. Gelmedi. Çok bilinen bir müzedir o. Gitmiş oraya şeyin lafını çekmiş. Picasso'nun lafını çekmiş orada müzede. Laf galiba şöyle, ben şimdi hatırladığım gibi lafın kendi düzgünlüğüyle söyleyemeyeceğim belki ama diyor ki insanlar ancak kendilerini tanıyıp ve geliştirebilecekleri akılla yola çıkabildikleri zaman sanat yapabilirler falan gibi şey. Ha. Ben de yani o ben hatta ben dedim ki onun çocuğa bir şey dedim, ancak kendilerini tanıyıp algıladıkları, o zaten içinde var bunun dedim. İnsanlar ancak akılla kendilerini sanat eseri olarak yeniden yaratabilirler demek daha dedim bu cümleyi etkili hale getiriyor filan dedim. Çocuk da bu olsa ah evet dedi, bu çok daha şey etkili oturdu, oturdu yani. Dedi filan. Yani Bacon da buna benzer çok lafları var. Çünkü insanlık bak sanat konusunda gelmiş gitmiş ama bunun yaşamın bütünselliği olarak düşünmek yerine birilerine bahşedilmiş özel bir imkan olduğunu ve ancak onlar bunu yaparsa o olur, diğerleri de bir işe yaramaz gibi bir ayrım. Onları takip eder. Ha, ya da etmez. Etmezler. Ya da sadece tabii. Ondan etkilenir, işte bakar, aa çok güzel filan der, çeker gider gene bildiğini yapar. Hayır öyle bir şey değil ki bu. Bu karşılıklı etkileşimdir doğrudan. Herkese ait. Herkese şey. Ait bir şeydir. Dolayısıyla hiçbir insanı... Niye biz bir üstünlük belirliyoruz sanat ve sanatçı deyince? O da eziklikten geliyor. Eziklikten geliyor. Kulluktan geliyor. Ömrü boyunca kul olarak yaşamış bir yani adam. Sanatçı üstün bir şey değildir demek istiyorsun. Hayır, vardır bir üstünlük ama nedir o? Disipliniyle, düşüncesiyle... Kararlılığıyla oluşan fıtratıyla belki. Fıtratıyla oluşan tabii. Bir şeydir. Sen onu... Bir başkasında da başkası mı olabilir? Sen onu fark edip de onu uygulayacağım diye bir... Ben yani demin dedim ya mesela söylediğimle yaptığım birbirini tutsun diye kendimi bir ara bayağı işkence altına aldım yani ben. Çocukluğumun, delikanlığımın bir aşamasında. Çünkü hayır bunu yapmayacağım diyebilmeliyim diyordum değil mi? Şimdi şöyle bir şeyler gelişiyor tabii. Bir anda teknolojiyle birlikte... Hı. Başka bir şeyler olmaya başladı. Hı hı. Sanat değişmeye başladı. Form çünkü sanat teknoloji şimdi buna, bizim şimdi konuştuğumuza geldi. Bu yere geliyor. Evet. Zaten. Şimdi teknoloji anlıyoruz ki işte ilkin işte mağaralara işte bitki özleriyle belki boyarken şimdi işte yağlı boyama. Bir de o sanat çıkması. Değil. O ifade. Tabii ifade. Adam derdini anlatmak istiyor. Yani sanat onun içindeki beynindeki kendini ifade etmek için onu yapıyor. Bu biz ona sanat dedik mesela. Evet. Hatta bir Amerikan komik film çeken adam var. Neydi adı? O mesela onu yaptı. İşte adam işte resmi yaptı. Sonra da üzerine affedersin çişini yaptı. İlk sanat eseri dedi. Kardeşim bir dakika, o ilk sanat eseri değil. O ilk konuşma, ilk iletişim. Biz onu çizdi. Biz onu önce bak ben bu tür yerlere gittim. Mesela Yenisey ormanlarında böyle bir mağara var. Mağaranın da dış duvarı var değil mi? Buralarda Şuraya çizdim, oraya da görüyorum. Çöpten adam dediğimi anlıyor mu herkes? Evet. Çöpten adam figürünü. Mağaralardaki çöpten adam. Mağaralarda şu. Bak böyle adamlar çiziliyor. Şu tamam. Bildiğimiz çöpten. Çöpten adam. Cin Ali yani. Evet, Cin Ali evet. Bu ama mesela bir kolunu bazen indirmiş oluyor. Mesela bir tanesinde burasında böyle bir çizgi vardı. Bizi Hakasya'da bir gene uluslararası buluşmaydı bu. Orman Bakanı, çok sıradan bir adam, böyle kafasında kasketi, deri ceketi, balıkçı yaka kaza. O yüzden mimandarlık yaptı Yenisey Ormanı'nda. Bir mağaranın kenarında bunu gördük. İşte Amerikalılar var, Fransızlar, İtalyanlar, Almanlar, İngilizler filan grupta. Hepimiz de eski dostuz zaten. Ben de Orman Bakanı da artık ahbap olmuştuk orada. Dedim ki ya bu bir şey anlatıyor da, karşısında da bir tane daha var böyle çizgi adam. Birinin kolu aşağı, birinin yukarı. Yani beden dillerine göre bir şey konuştuklarını anlıyoruz. Bu tepedeki çizgi ne oluyor dedim. Bunlar hep kayaya oyulmuş yani şeyler. Kayanın içine girik vaziyette bu çizgiler. O kendi kendine nasıl çizdi? Dedi ki kim bilir dedi, belki de ilk uzay gemisidir dedi.
Kahkaha beraber güldük tabii bunu bir espri olarak. Kahkaha güldük. Ben dedim yani işte bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Bana dedim bakmadı. Espri yaptı. Bakıyor şimdi benden. Gülecek. Güldük ama hala bakıyor. Dedim bakma dedim ya. Ben yani olur ya da olmaz diye bir yorum yapma yetkisine sahip değilim şu anda. Yani konuşulan bir sürü şey var. Yani bunları da bu kadar konuşuluyorsa değerlendirmeye çalışıyoruz. Daha objektif bir akılla bir yere ulaşabilsek bakıyoruz. Ne ala filan dedim ya. Ama ulaşamıyorsak da zaten kendini gösterir filan. Kadını, Amerikalı kadın orada Fransız bir arkadaşla yan yana duruyorlardı. O dedi ki ben bir şey sormak istiyorum. Sor dedi adam. Kadın dedi ki yani şimdi bütün bunların hepsini Türkler mi yaptı dedi. Şimdi bomba gibi lüzumsuz bir laf, tamam mı? Çünkü orada kimse bunların Türkler yaptığını söylemedi. Bu ta biz milat öncesinden, ta insanlığın başlangıcından konuşuyoruz. Kadın böyle bir şey. Adam da durdu. Hanımefendi dedi. Bu çağlarda kimseye Türk, Alman, İtalyan, Fransız denmiyor dedi. Bunları insanlar yaptı dedi. Çünkü birbirleriyle komünikasyon kurmak istiyorlar. Evet, ihtiyaç. Evet. Yani sanat communication'dır, sanat iletişimdir aslında. Biz onu derdini anlatmak. Derdini anlatmak, değil mi? Biz onu çok şekilci anladık yani. Yani Da Vinci niye senin içeride var İsa'nın son akşam yemeğini? Ya bak onu da koyabilirdik. Orada kırmızı gömlekli adamı niye koydu abi oraya? Şimdi herkes biliyor havarileri değil mi? Bir tanesi katılmadı zaten. Sonra pişman oldu. Onunla ilgili bir film yapılacak. İşte Amerika'da yapıldı. Ben de oynadım. Çıkacak bir gün. Ama Dan Brown da bunun üzerine kitap yazdı. Da Vinci şifresi diye. O kırmızılı adam kimdir diye. O Da Vinci'nin şifresinden. Evet, Da Vinci'nin şifresinden gelmiş. Şimdi Da Vinci'nin burada bizzat yaptığı iletişim değil mi? Tabii. Yok, konuyu tamamıyla yani anlatıyor. Biz yani... Yani insanın algılarının çok hızlı yönetildiğini söylüyor. Tabii, çok doğru bir şey. Da Vinci kendini çünkü anlatıyor. Tabii yani, diyor ki işte olay bildiğimiz şeyleri herkese anlatıyor. Da Vinci'nin şifresi onun için önemli. Tabii. Yani masada burası son kadeh olması lazım. Kadeh nerede diye. Yani evet, evet, soru. Tabii. Mesela bizde şey akşam var. Yemeği var, ha. Kadeh yok. Kadeh. Bu kadeh nerede sorusu. Tabii. Değil mi? Yine soru sormak bak. Şimdi usta. Bir çok... Çok bizim değerli ve aklı çalışan bir insan. Ya kardeş bırak şimdi kadehte mi kalmış? Adamın orada kelle gidecek sen kadehi konuşuyorsun. Ama o kadeh nerede diye sorguluyor adam değil mi? Ve bunun için resim şimdi yapıyor. Ben şuraya geldim. Yani bakıyorum mesela dinde... Bunun için o resmi evet. Yapıyor yani. Bunun için yapıyor. İsa'nın son akşam yemeğini bize ne güzel çizdim diye yapmıyor. Yani. Bu dijitalizm belki dünya rönesansı gibi geliyor evet. Bana. Bak farklı bir şey söyleyeceğim. Çok güzel bir şey söylüyor. Yok bir bu da belki bugün dünya ilk defa şu anda bir ikinci Rönesans arayışında. Tabii ilk defa konuşuluyor evet. Bu da. Çünkü şöyle yani inanç sistemi de dahil olmak üzere tüm sistemler evet. Dogmatik yani hiç sorgulanmadan yalnızca hani birisi işte ben Allah hani şey yapsın. Hani şöyle diyelim ben annem hacı, ben işte bir hacı oğluyum. Hmm. 5 vakit namazda. Ondan dolayı ben Türkiye'de doğdum ve bir Müslümanım. Kendime şu soruyu hep sorarım. Acaba ben Danimarka'da bir papazın oğlu olsaydım yine Müslüman olur muydum? Ne kadar güzel bir soru. Yani sorunun şimdi. Evet. İşte dijitali... Sen gene birisi kalkar çok şamlamca. Ne kadar gerizekalı bir şey düşünmüş. Ertan diyebilir değil mi? Tabii. İşte al sana Erasmus gelin. Yeni Erasmus. Tabii. Şimdi bunu şunu söylemek istiyorum. Düşün ve yani, muhakeme et. Bunu nasıl kendimle... İnsanı sevdiğin ortaya tabii, çıkıyor. Nasıl yani. Kendimle sınava sokabilirim? İşte eğer semavi dinlere ait konuşuyorsak, üç semavi dinin kitaplarını çok iyi okuyup, ondan sonra... Ahitleri bir, de okuma. Tabii, eski tabii, ahitleri, yeni ahitleri. Eski ahit, yeni ahit yani hani... Oku. Ne oluyor o zaman? Okuduktan neyse. Sonra tekrar... Müslümanlığınızda hani ben Müslümanım çünkü tabii. Çünkü'sinin karşılığında tabii. Yazarak biliyorsunuz o zaman gerçekten Müslüman olduğunuza evet. İnanıyorum evet. Ben. Yoksa hediye mi edildi size? Doğru mu üstad? Evet, yoksa evet. Hediye mi edildi? Evet. Ben Türkiye'de doğdum bir Müslüman anneden doğduğum evet, için. Evet, tabii. Müslüman mıyım? Müslüman yani, anne kavram, babadan Allah doğduğum kavramları. İçin. Allah kavramları hep bunlar ha. İç içe geçmiş şeyler yani. İnsanlar. Yani acaba bilgi şimdi yaşamla şöyle dogmatik şimdi dijitalizmle birlikte ben şimdi gençleri daha çok izliyorum.
Ve şunu yapmaya çalışıyorum. Bizim hani bu YouTube'u yapmamındaki asıl konu bir reyting kavgamız yok. Evet. Yani yalnızca düşüncelerimizin bir başkalarına ulaşabilir. Onu da anlayan anlasın. Zamanımız da iyi yetiyor yani konuşabiliriz. Şimdi şöyle yapmaya çalışıyoruz buradaki. Buradaki kavram ne? Dijitalizmle birlikte biz belki Erasmus, belki işte İbni Arabi gibi. Yani benim için hangi ülkedeki hangi düşünürün, felsefecinin, bilim adamının ne olduğu önemli değil. İnsanlık faydasıyla çalışan insanlar önemli. Evet. Çünkü herhangi bir din, yani bir toplum için gelseydi o zaman Yahudilik olurdu. Evet. Doğru mu? Tabii. Yani Yahudilik bir topluma gelmiş ama İslam gibi, İslam'dan baktığımız zaman dünya dini olarak düşünmen lazım. Bir de dünyanın en yeni, bilim din, de bir dünya. En yeni din olarak kabul ediliyor. Yeni bir din olarak. Tanrı'yla, Allah'la insan kul arasında başka bir şey yoktur deniyor. Tabii. Değil mi? En yeni İşte Erasmus'un da belki veyahut da Thomas More'un da 8. Henry'e, Erasmus'un da Katolik kilisesine hem yakın hem uzak durmasının sebeplerinden biri o olabilir. Buradan nereye geleceğim? Bu dogmaların hepsi dijitalizmde herkes bizim gibi bugün şu dakikada biz genelde 19'da yapıyoruz ama sen akşam oyun var onun için bu saatte bir video İyi oldu çektik. Yani. Teşekkür ederim. Şöyle oldu. Tekrarlayın ama bunu. Güzel konuştuk gibi geliyor. Yaparız abi sen. Hayır bunu daha sonra zaten YouTube'da görürüz. YouTube'da artık bu RPT olacak. Evet. İzlemek istiyorum. Ama tabii bu arada Uğur bana like'ları atın diye söylüyor arkadaşlar. Like bekliyoruz herkesten ki bu bilgiler işine yarayan beğendiyseniz dağılsın. Çünkü dağıldıkça daha öne çıkıyor biliyorsunuz. Evet. Algoritma öyle yapıyormuş. Tabii. Ben de hep söylüyorum. Uğur söylüyor bana. Şimdi abi şöyle bir şey olmaya bak. Baktım daha çok sorgulanmaya başladı tüm sistem. Tabii. Yani siyaset sorgulanıyor. Din sanat sorgulanıyor. Kavramı şimdi sanat kavramı. Gerçek bir dönüşüm sanat. Gösteriyor. Evet, evet. Gerçek sanat sanatçı gibidir. İlk defa birisi çıktı. Belki sanatın hani doruğunda babaların babası, üstadların üstadı diye bir adamı karşımıza almışız. O diyor ki sanat her şeydir sanat diyor. Ya dur öyle değil ben sana şarkı... O sanat diyorsun şimdi. Bunları anladım doğru mu söylüyorum? Tabii çok güzel. Bu işte ya. Yani hayatın kendisi sanattır diyorsun. Ben okuyorum, yazıyorum, merak ediyorum bir şeyleri buluyorsam, onları zanaatıma uygulayabiliyorsam o bana haz veriyor. İşte o haz benim için bir sanat duygusu. Ama o zaman o hazzı alıyorsam karşı taraftan da yaptığım mesela ilk bunları yaptığım zaman belki o zaman oyunculuk kavramında belli bir statik yapı vardı. Benimki farklı görünüyordu. Bu adam ne yapıyor diyenler de olabilirdi değil mi? Tabii. Ama şimdi ne yaptığımın anlaşıldığını görmek hoşuma gidiyor. Fakat bu beni asla beni şımartmıyor ya da bilmem şunu yapmıyor. Aksine haz duyuyorum. Ha anlaşılmak ne kadar güzel bir şey diyorum. Bak anlaşılmak dedik yani tabii. Çöp adamdan başlayıp Da Vinci'ye falan. Anlaşılmak istiyorsun. Halbuki benim yaptığım şeyler kendime göre olması gereken şeyler ya değil mi? Yani bir adamı yorumlamak. Diyelim işte bir oyun karakterini oynuyorsan. Şimdi biz de mesela çoğunlukla şey zannediyoruz. Sen aynı o oyuncuyla aynı adamsın karakterinde falan. Sen de böyle yapıyor musun? Kendini yapmıyorum. Hiç alakam yok. Değil mi? Ama ben o adamı yorumluyorum. Ve sen onu benim kendi yaşantımda da yaptığımı, onun yaptıklarını yaptığımı varsayabilecek gibi bir empati kurabiliyorsan benim rol kişimle ne mutlu. İşte o yolda sanat uzun, hayat kısa yolunda biraz yürümüş olmaktan gibi bir vehme kapılıyorsun ve hoşuna gidiyor. Sanat büyüyor mu gittikçe yoksa tam tersi? Büyüyecek ama yani illa resim, heykel, tiyatro, müzik, mimar. Mesela bak eskiden 6 ana sanat dalı diye bir laf vardı. Neydi bu? Resim, tiyatro, müzik, mimarlık, edebiyat, dans. Sonra bizim öğrenciliğimizde sinema çıktı. Biz sinemayı kabul etmek istemedik. Dedik ki bu hani yiğitlik bozuldu, silah çıktı, mertlik bozuldu gibi bir şey yani değil mi? Teknik var diye. Yok sinema 7. sanat oldu, hepimiz kabul ettik. 8. sanat fotoğraf oldu. Ona da kızdık. Ya dedik her eline fotoğraf makinesini alan şimdi sanatçı mı olacak başımıza dedik değil mi? Fotoğrafçı oldu ama. Fotoğrafçı oldu birçok insan. Sonra spor. İngiltere'deki Londra Olimpiyatları'ndan sonra biliyorsunuz spor da 9. sanat mesleği dalı gibi kabul edildi. Spordaki marifet göstermek de çünkü başarı göstermek de sanat olarak anlaşılıyor.
Şimdi ne geliyor? Gastronomi geliyor. Daha sonra ne gelecek? Tasarım mesela. Tasarımı birçok insan sana saymıyor. Ya sen tasarımı nasıl sıfırdan bir şey yaratıyorsun değil mi? Bu ne olacak? Çok sevdiğim bir Oya Hanım vardı. Ankara Sanayi Odası Başkanımızın eşiydi. Ona bir gün bunu söylemiştim. Tamer Bey dedi. Bir gün dedi hayatın hepsi sanat olacak kızım. Ha dedim ben de bunu söylemek istiyorum. Değil mi? Eğer altı ana sanat dalı fix olsaydı bozulmazdı. Ha sana esas bir şey söyleyeyim. Esas değil. Sanatın yedi önemli dalı diye bir şey var, kural var gene. 13. yüzyıl olabilir. Ne biliyor musun? Sanat bir yani. Ben bir, bu arada gelen sorulara bakıyorum. Evet. Dinliyorum seni. Yani bir işin sanat olarak yapılabilmesi için bu ne demek biliyor musun? Bir işin sanat olarak yapılabilmesi için lazım olan şeyler ne anlamına geliyor? Bunlar neymiş o dönem? Yedi dal şu: geometri, matematik, astronomi, müzik. Müzik. Müzik de çünkü matematiği tabii olan bir şey. Evet, belagat, gramer ve mantık. Mesela mantığı biz mantıkla çok dalga geçtik değil mi? Mantık işte bir köpeğin körü körse öbüründe gözü, onun da gözü kör olur filan bilmem ne filan böyle şey gırgırlar geçiyordu. Ya mantık önemli bir şey ya. Mantığı biz yeniden öyle değil de yeniden algoritmaların birbirleriyle buluşması, çarpışması ve ortaya yeni sonuçlar çıkarması olarak anlayamaz mıyız mantığı? Öyle zaten. Değil ama mi? Biz mantıkla dalga geçtik. Felsefe kalktı bak repertuarda. Geometriyle evet, dalga geçtik. Geometriyle dalga tabii geçtik. Oysa ki... Halbuki 13. bunu bilen biliyor Türkiye'de de. Var az sayıda bildiğini gördüğüm insanlar, karşılaştım. Yedi öz. Buna yedi öz sanat dalı deniyor. Tamam mı? Öz. Buradaki öz yani bir kavrama sanat olarak yaklaşabilmen için bunlardan haberdar olman anlamına geliyor. Şimdi bu yedi de arttı tabii. Bugün biz fiziği sadece eskiden bilmem yer bilimi, işte gök bilimi bilmem, hele ortaokul lise fizik kitaplarında bilmem denge mesela filan gibi görüyor. Yok bugün Asimov'u okuduğun zaman fizik bambaşka bir şekilde kazanıyor değil mi Asimov'la? Tabii. Isaac kimyayı sadece bir böyle... Bir de çok hızlı bilimin kendisi değiştiği için tabii yani bu kavramların hepsi değişmeye başladı. Tabii. Yani kimyayı eskiden sadece okulda okuduğumuz kadar ezberlediğimiz kimya zaten. Kimya insanın kimyası olarak baktığın zaman nasıl bir değişiklik gösteriyor? Evet, tarihin ne işe yaradığını anlamadık biz ya. Tarih dersini değil mi? Yani işte bir şeyin başlangıcında, programın başında söylediğin antropoloji var ya. Evet. Yani antropoloji evet, insanlığın hafızasıdır konusu. Hafızasıdır. Evet. Tarih de yani tabii büyük bir hafıza. Evet, büyük bir hafıza. Ve sen tabii o hafızanın hepsini bilmen tabii ki mümkün değil. Ama bunu kabul etmen önemli önce değil mi? Ve buna saygı duyman lazım. Buna saygı duyarsan sanat yoluna girersin. Yani hani Yandex'te gidiyoruz ya arabada, böyle bir yol gösteriyor, gidiyoruz. Sonra yanlış yola saptık, pıt pıt. Ben biraz geçiyorum magazine dönsem. Ha. Bugünkü sanatçıları nasıl buluyorsun? Hani sanatçı, oyuncu i̇şte arkadaşlar ama var. Sanatçı dediğin zaman evet, o benim görüş belirtmem tabii mümkün değil. Tabii mümkün değil. Evet. Onun için ben sorduktan sonra ben ağız alışkanlığı oldu. Tıkanıyorum yani. Diyelim tamam. Bugünkü hani TV dizi oyuncularını nasıl görüyorsun? Hani o ya, kadar çok var ki yani bu kadar dizi bir bombardıman. Yalnız Türkiye için sormuyorum. Tabii. Tüm dünyada ama büyük bir bombardıman. Türkiye'de enteresan var. Yani bu böyle hani mesela sevgili İbrahim Tatlıses inşaatlarda çalışırken şarkı söylüyormuş. İşte öyle bir şey vardır, mit vardır. Ne kadar doğru ne kadar bilmiyorum. İşte biri de oradan geçerek onun sesini duymuş. Onu hadi gel demiş sana şey plak dolduralım filan. Oradan, ne güzel sesin var. Ne güzel sesin var demiş. Şimdi hatırlar mısın bilmiyorum o dönemi. Valla ben de mesela birilerinin evine filan giderim mesela diyeyim, akşam gezmesine. O civarda inşaat vardı. Bütün inşaatlarında çalışanlar şarkı söylerdi. Ha tabii. Herkes keşfedin diye bekliyor. Evet evet. Değil mi? Tabii. Filan. Evet bir dönem futbol müthiş bir duruma geldi. Bir bakıyorsun, birçok şey tanıdığım birileri mesela tanışıyorum filan. Ne yapıyoruz? Çocuğum var mı? Var. Ne? Abi ben okuldan aldım. Ne yapayım? Futbol okuluna geldim. Niye? Ya futbolcu olsun abi. İstikbal orada. Şimdi bir futbol modası.
furyası çıktı değil mi? O zaman oyunculuk şey değildi. Yani henüz kendi kimliğini bulmamıştı. Yeşilçam vardı. Yeşilçam da faydalı mı, zararlı mı, kendine göre zararları da olmuştur diye düşünüyorum. Tabii. Bunları konuşmak lazım. Yani tabii ki öncü bir hareket olduğu için takdir ediyoruz ama öncü hareket eleştirilemez diye bir tabu da yok. Yani. Eleştireceksin. Ha, eleştirmeden gelişeceksin. Eleştirmek demek, yermek demek değil tabii. Zaten. Anlamak ve çözüm getirmek. Tabii. Yeni doğru yani, soruyu sormak. Mevlana'nın söylediği, Ali Aydar Hoca'nın dediği gibi Mevlana'yı Spinoza ile o benzer görüyor. Ben de katılıyorum belli ölçüde. Çünkü dünyada hiçbir şey tesadüf değilmiş gibi düşünüyorum değil mi? Bunlar insanların düşünceleriyle. Ben Tokyo'da bir... Spinoza ne kadar Mevlana okudu da diye bakabilirim. Ya da ha, evet. Mesela evet. Spinoza ne kadar Mevlana okumuştu. Dolayısıyla insanların ortak aklı olduğuna inanıyorum. O ortak akıl ama bugün biz uçağa biniyorsak, trene biniyorsak, efendim uzaya Elon Musk Mars'tan arazi satın alıyorsa, alabiliyorsa bugün değişik bir dönem yaşıyoruz demektir bu değil mi? Ve bunları böyle düşünebilen insanlar, yani sanat uzun, hayat kısa diye düşünebilen insanların buluşları bunlar. Değil mi? Onların buluşları sonucunda gelişmiş şeyler, tekamül etmiş şeyler. İlk uçak böyle miydi? Değil mi? İlk bilmem ne böyle miydi yani? Tren böyle miydi filan? İlk cep telefonu böyle i̇lk miydi? Cep telefon böyle cep miydi? Cep telefonu. Herkesin hatırlayacağı bir şey. Tuğla yani. Gibi bir şeydi. 40 yıl beklersin fotoğraf ki makinesi filan telefon çıksın diye. Ama bunu ilk söylediği zaman birisi ben yani insanlar bir gün telefon alır, herhalde adama deli muamelesi yapılabilirdi diye düşünüyorum. Yani 1960'larda filan söyleseydin değil mi? Ama ne oldu? Science fiction diyorsun. Science fiction derdin o zaman. Bilim kurgu diyorsun. Bilim kurgu derdin. Stanley Kubrick'in 2000 yılı filmi 2001 Odyssey milleti çıldırttı değil mi? Şimdi bugün şu bak şu an bile çok değerli bir film. Değerli yani ama birkaç gün önce tekrar böyle bir izledim. Değil mi Uğur? Yani herhalde şöyle söyleyelim. Hani çok ya bugün bile çok iyi. Evet. 69'da yapılmış bir film. Ama mesela yine de bugüne göre artık bugün onun üstüne çıkan bir sürü olay var yani işte. Şoförsüz otomobiller, işte havada uçabilecek ulaşım var diye. Neyse bir sürü şey. Yani yapay zeka filan. Beynin tanımlanması. Bugünkü şeylere nasıl bağlayacaksın? Ha şöyle bağlayacağım. Yani bu gelişme devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Bugüne kadarki gelişmenin de bir sanat olduğunu anlayalım. Değil mi artık? Sanat kavramı devreye girdiğinde yani sanat, düşünce ve icraatın birlikteliği olarak bu kavramı biz ve bunların özenle yapılması ama. Titizlikle yapılması ve disiplinle yapılması. Kararlılıkla yapılması. Vazgeçmeden. Seni en çok çıldırtan nedir? Mesela setlerde neye çıldırırsın? İşini özensiz yapmaya çalışıyorum. Şimdi evet. Aynı şeyi. Evet. Çünkü ben birkaç yerden daha duydum. İşe geç gelen. Başkalarını düşünme. Rejisörken de öyle değil mi? Hani bir şey çekersin. Bir rejisör tamam oldu der. Oyuncunun yani bu düşünen oyuncunun rahatsızlık duyarsın sen. Bence olmadı dersin mesela. Gidersin dersin ki ya burada ben şöyle yaptık filan da öyle olmaz. Sen yani. Yap dedin diye yaptım bir de böyle çekelim. Hayır sen yap dedin diye değil. Yani bırakır bazen. Yani sen bir şey düşünmüşsündür. Hani ondan da bir şey beklersin. Bazen söyler, bazen söylemez. Yaparsın. O böyle hani 3-2-1 oyun denir orada böyle bir başlama için. Kamera harekete geçsin diye. Sen aslında bu kafanda düşünme sürecini ve onu olgunlaştırıp nasıl başlayayım diye bir es diyoruz yani bekleme anı vardı. Es alıp konuya girecekken 3-2-1 oyun dediğim zaman birisi hemen lafa girmeni bekleyen olabilir. Mesela böyle bir çekimde ben konu daha kafamda yani nasıl oynayacağım çok olgunlaştırmamıştım. Tamam oyun dedi. Ben böyle duruyorum. Sonra işte bir hareketle başlamaya karar verdim mesela. Değil mi? İlk halbuki ezbersen hemen lafla başlarsın değil mi? Ertancığım ben vallahi bu konuyu öyle düşünmüyorum falan diye. Şu ezber onu söylüyor. Ben mesela yani sana mesela şimdi neler bunlar farklı mı değil mi? Olmalı mı olmalı mı? Mesela 3-2-1 oyun dedi.
Ertancığım, valla ben öyle düşünmüyorum. Şimdi hangisi doğru? Hangisi doğru? Hangisi daha gerçek evet. oldu dersen ikinci daha gerçek. Değil mi? Adam düşünmediğini bana düşünerek gösterdi. Evet. Bir mesela bir çekimde o gün oraya yeni bir asistan gelmiş. Yine kamera dendi. Ben böyle bir es aldım. Çünkü gene böyle gerçeğe yakın bir giriş yapmak istiyorum. Var dedim, deminkini oynayalım örnek olsun diye. Yani kafamdan şunu yapmam lazım. Çok alışılmış şey. Oyun dedi. Ertancığım, ben senin gibi düşünmüyorum demem lazım bir hamlede. Ben halbuki durup Ertancığım, ben senin gibi düşünmüyorum diyeceğim mesela, değil mi? Şimdi ben böyle dururken çocuk ne yaptı biliyor musun? Beni dürtükledi. Yani konuş diyor asistan. Çok iyi. Ve ben tabii orada ne olmuşumdur tahmin evet, et yani. Tabii. Kestim. Ne oluyor dedim. Sen kimsin dedim. Ne yapıyorsun sen? Hocam sıra sizde de hatırlamıyorum. Ulan uyuduğumu mu zannediyorsun sen benim sahnede? Yok, o setin adamı değilmiş de onun ya, için anlamamış yani. O ya, başka iş yapmalı. Ama bu da şunu kanıtlamıyor mu? Ne kadar klişe bir gözle bakıyor. Tabii. Hadi bitirsin de gidelim. İkincisi yani bir de o kadar uzun setimiz var ki bir an önce bitsin. Bir an önce bitsin. Belki de ondan da kaynaklanıyorlar. Tamer Levent, evet. Teşekkür ediyoruz. Ben İki saati doldurduk. Doldurduk mu maşallah. Tamam bak dedin tam o. Daha işte, ama çok şey var. Konuşuruz. Ya şimdi şöyle bir şey yaşıyoruz biz. Tamer Levent'le ben ne zaman otursam yani şey olmuyor. Gidemiyoruz. Bugün seti var Tamer Levent'in. Evet. Onun için hani iki saatte gerçi uzun bir program yaptık. Evet. Hani çünkü şöyle bir uzun. Genelde magazin yapılır. Hı hı. Böyle bir evet. artist bulduğun zaman. Hani abi sette denir, uzatma, ne yapıyorsunuz? Evet. Işık ne? Şey, evet. Bunlar iyi gelir. Fakat nasıl oynuyorsun? O adama tabii, nasıl canlı? Esasen içlerinde var konuştuğumuz. Tabii yani. Almak ister alsın. Evet. Tabii bu iş benle olduğu için çok magazinden daha çok Tamer Levent'in ne kadar derin bir adam olduğunu biraz daha size göstermek istedim. Bir arkadaşımız yazmıştı. Efendim TV100'de bu cuma sürpriz konuklarımızla birlikte olacağız kısmet olursa. Hadi bir tane sürpriz vereyim, Mehmet Ali Bulut diyeyim. Öteki daha büyük bir sürpriz olacak belki. Uzun zamandır katılmıyordu. Şimdi şöyle yapalım sevgili dostlar. Cuma günü TV100'de saat 20'de buluşmak üzere diyelim. Tamer Levent'e çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Sizin adınıza ve sağlıcakla kalın diyorum efendim. Kendinize evet. iyi bakın. Bir dahaki hafta sana değişik bir konu ve konukla birlikte oluruz. Bizim konulara da döneriz. Merak etmeyin. Bana çok yazıyorsunuz. Hocam biraz şey yap diye, soru cevap yap diye Uğur'dan da baskılıyoruz. O da hani tam kıvamına geldiği zaman bunu yapacağız. Size sözümüz olsun. Efendim kendinize sağlıcakla bakın. Sağlıcakla da kalın. Sanata evetle vizyon yapın kendinize. Evet. Düşünün sanat kavramını. Yakında Sanata Evet ve Tamer Levent'i her yerde göreceksiniz. En ufak desteğiniz sanata olsun efendim. Kendinize iyi bakın. Tekrar. Evet.